gecikmeden dolayı özür dileyelim. Nakit. Zaman yönetmeyi eğer Türkiye öğrenirse bence değişimi başlatmış olur diye düşünüyorum. Değişim cesaret istiyor. Eğer değişimi yapacak olan kadınlarsa o cesaret iki kat daha fazla oluyor. Herkes merakla bekliyor. Ben pozitif ayrımcıyım. Ben feministim ve kadınlara çok inanan biriyim. Bu yüzyıla kadınlar damgasını vuracak. Türkiye'de değişime direnen bir ülke. Dolayısıyla siyasette kendine bir yol açmaya çalışıyor. Özellikle Türkiye'nin ana muhalefet partisinin tabii ki alternatif ekonomik programının bize ne getireceğini ben de çok merak ediyorum. Ama biz aslında kendi içimizdeki değişimi pek görmek istemiyoruz. Çünkü Avrupa Birliği ile imzaladığımız bölgesel, yerel özellik anlaşması, bu anlaşmaya koyduğumuz mali yardımla ilgili 3 önemli çekince ama buna paralel 2012 yılında meclisten geçirdiğimiz bütün şehir yasası ve ademi merkeziyet içeren yeni idari mekanizma üzerine nedense Türkiye, Türk siyasetçileri çok suskun davranmayı tercih ediyor. Türkiye'yi ve dünyayı değiştirecek olan artık küreselleşmenin sonrası gelecek bölgeselleşme. Dolayısıyla yerelden gelecek her hareket Türkiye'de siyaseti de ekonomiyi de farklılaştıracak. İşte bu noktada ben sözü tabii ki çok uzatmayacağım ama yerelden gelecek tarım ve sanayideki yeni model ne olabilir? Çünkü Türkiye'nin işe, aşa ve büyümeye ihtiyacı var. Oysa Türkiye'nin elinde kendini anlatabilecek ulusal kalkınma modeli yok. Türkiye başkanlık sistemini tartışıyor. Kimi Meksika diyor, kimi Amerika diyor, kimi Fransa diyor. Ama Ahmet İnsel gibi Türkiye'nin entelektüel ve aydınlığı dedi ki bu olsa olsa Güney Kore ve Malezya modeli. Şimdi ben buna çok takıldım. Neden takıldım? Çünkü Güney Kore'ye ve Malezya'ya baktığımda kendi yeni yolunu, yeni dünya düzenine uyumunu araştırma, geliştirme ve yüksek teknolojiye odaklamış. Biz Türkiye'den bu ülkelere bakarken demokratik yapılarına değil, onların durumları ile ilgili farklı analizler yapıyoruz ama Türkiye'ye baktığımda yeni dünya düzenini bize sunacak teknolojik araştırma, geliştirme çalışmalarının ne kadar komik olduğunu biliyorum. Dolayısıyla senin Sayek Böke, CHP'nin yeni yüzü ve ekonomide aslında bize yepyeni alternatif model sunacak. Şimdi modeli sunarken ben Selin Hanım'ın sunumunu tabii dinleyeceğiz hep birlikte ama yeni ulusal kalkınma planını ne? Türkiye'yi nasıl yeni bir ekonomik büyüme modeli farklılaştırır? Özellikle yüksek teknoloji ve Ar-Ge'ye dayalı Türkiye'yi farklılaştıracak model ne olabilir? Türkiye'nin kadınlarına pozitif ayrımcılık, çocuklarını koruyan model nasıl gelebilir? Gerçekten bunları çok dinlemek ve umutlanmak istiyorum. O yüzden yolunuz açık olsun diyorum ve Selin Sayek Böke sözü size bırakıyorum. Şöyle mi yapayım? Çok teşekkür ediyorum. Bu heyecanlı başlangıç için özellikle teşekkür ediyorum. Zira Türkiye'nin esasında en çok ihtiyaç duyduğu şey tekrar bir heyecan ve umut kazanmak gibi gözüküyor. Yani bizler tartışma ortamlarındaki umutsuzluğun ötesinde tartışamamaktan da muzdarip bir noktaya geldiğimiz için bu platformun, bu tartışmaya izin veren bir platform olması sebebiyle de benim için çok kıymetli olduğunu ben burada bir kez söylemiş olmak istiyorum baştan. İkincisi vakit nakittir. %100 katılıyorum. Özellikle bir iktisatçı olarak katılıyorum. Bunun için de değerli vaktinizi çaldığım ve geciktiğim için çok özür diliyorum. İstanbul'un trafiği artı kontrol edemediğim siyasi programım maalesef beni sizlerle geç buluşturmuş oldu. Çok büyük bir sorumlulukla çerçeveyi çizdiniz. Hani dolayısıyla biraz da omuzlarım düştü. Ben normalde çok dik duran, heyecanlı, bu işi yapacağız diye düşünen biriyim. Öte yandan gerçekten de büyük bir iş. Neden büyük bir iş? Tam da sizin söylediğiniz gibi. Yani sosyal demokrat ekonomik politikalar nedir sorusuna dünyada küresel olarak ortak bir yanıt henüz ortaya çıkmış değil. Ve uzun yıllardır tartışma süre geliyor. Hala tam yanıtın ne olduğunu bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Bu dönemde yanıtın sosyal demokratik bir yapıdan geçeceğine dair bir soru işareti artık kalmamış durumda. Bu Türkiye için de böyle.
Neden bunu söylüyorum? Türkiye'nin temel makroekonomik dengesine baktığımızda sorun nereden kaynaklanıyor diye eğer soruyu daraltırsak, Türkiye büyüme potansiyelini yakalayamadığı bir döneme girdi. Bu doğru. Ama öte yandan son 12 yıl içerisinde esasında büyüdüğü ve kendi tarihsel gelişiminden daha hızlı büyüdüğü birkaç yıl da geçirmiş oldu. Peki bu büyüme neden sorunlarımıza çare olamadı sorusuna takılıyoruz. Yani bu büyümenin sonucunda eğer dağılımdaki adaletsizlik pekişmemiş olsaydı, hatta sorun giderilebilmiş olsaydı, çevreye dair kaygılarımız giderilebilecek şekilde bir çözüm yoluna girmiş olsaydı, o zaman belki de bugün bu politikaları, büyüme eksenli politikalarının vahşet içerisinde uygulanıyor olmasının sonuçları olmasaydı, belki de sosyal demokrat ekonomi politikaları ihtiyacını tartışmıyor olacaktık. Halbuki büyümenin getirdiği maliyetlerle birlikte, özellikle Türkiye sorunsalında gelir ve servet dağılımındaki eşitsizlik, kapsayıcılıktan gittikçe uzaklaşan, toplumun belli kesimlerini bölgesel veyahut da cinsiyet tabanlı veyahut da aklınıza gelebilecek farklı sebeplerle dışlayan bir ekonomik modelle karşı karşıya kalınca buna çözüm arayışı gittikçe derinleşmiş oluyor. Şimdi yani bu genel çerçeve çok önemli bir çerçeve, çünkü sorunu çözmek adına yola çıkacağımız noktayı belirlemiş oluyoruz. Ama şunu da kabullenerek biraz da alçak gönüllü bir şekilde, küresel anlamda burada net bir yanıt yok ama çıkış var mı? Mutlaka var. Çözümsüz bir süreç değil, hani her sürecin çözülebildiğini gördüğümüz bir dönemden de geçiyoruz. Şimdi benim klasik iktisatçı yanım, hani kötü tabloyu çizelim, ondan sonra sorunu tespit ettikten sonra bir yol haritası anlatayım diyor. Ama umutlu ve heyecanlı Selin yanında diyor ki, hayır, nihayetinde gitmek istediğimiz yeri anlatayım. Ondan sonra o yolculuk ne olacak diye paylaşayım. Yani neler yanlış, neler kötü üzerinden bir negatif hikayeyle kendimizi boğmayalım. Onunla bitirelim, hani neyi çözeceğimizi bir anımsayalım istiyorum. Hayalimiz ne? Bu demin söylediğim büyümeyi tek hedef haline getirmiş sistemin o yarattığı vahşetten kurtulmak istiyoruz. Hepimizin kaygısı bu. Yani temel hedef esasında kapsayıcılığı arttırmak. Yani sisteme dahil olmak isteyene sisteme dahil edebilecek bir düzen kurmak. Bu eğer bir kadınsa ve kadın sisteme çalışarak dahil olmak istiyorsa onun önündeki engelleri kaldırmış bir Türkiye hayal ediyoruz. Bu bir gençse ve genç istihdam piyasasına umut duyarak katılmak istiyorsa onun önünde duran engellerin kalkmış olmasını istiyoruz. Bu eğer gelir dağılımındaki adaletsizlikten bıkmış ve yılmış toplumun herhangi bir ferdi ise onun bu kaygısının giderilmiş olduğu daha adil dağılımlı bir Türkiye hayal ediyoruz. Bu %25 kiracı oranında hiçbir değişiklik olmamış Türkiye'de, ya benim de bir evim olsun diyene imkanı sağlayacak bir Türkiye ise ona bu imkanı sağlayan bir Türkiye hayal ediyoruz. Bu AB üyeliğini bir süreç olarak da sonuç olarak da isteyen, kendisine batıya yüzünü dönmüş bir Türkiye'de hayal eden fert ise o hayalin gerçekleşmiş olduğu AB üyelik sürecinin Türkiye'ye fayda getirecek şekilde tasarlandı ve nihayetinde Türkiye'nin de eşit söz sahibi olduğu bir AB üyeliği hayali kuruyoruz. Bu değilse herkesin daha iyi evlerde oturduğu bir Türkiye hayali kuruyoruz. Bu değilse yani bir ferdim bilgiyle donanmış ve gittikçe hızla değişen, daha hızlı değişen dünyada küreselleşmenin etkisiyle bu hızı çok hissettiğimiz, bölgeselleşmeye dönen bir düzende dahi hızlı değişimin artık hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğu bu düzende, hızlı değişime kolay adapte olabilen, dolayısıyla bunu kendine bir risk veya da tehdit algılamayan, algılamasına engel oluşturan unsurları da ortadan kaldıran bir Türkiye hayal ediyoruz. Bilgiyle donanmış, insana yatırım yapan, eğitim ve sağlığa yaptığı yatırımla bu adaptasyonu kolaylaştırmış bir Türkiye hayal ediyoruz. Bütün bunların olabilmesi için akıllı evler tanımladık.
akıllı şehirlerde yaşayacağız dedim. AB'ye üye olacağız dedim. İsteyen iş bulabilecek dedim. Kadınlar isterse sisteme dahil olacak dedim. Bütün bunların olabilmesi için bir tane büyük yatırıma ihtiyacımız var. O da insanımıza. Yani Türkiye'nin çılgın projesinin artık insanına yatırım yapmak üzerinden tanımlanması gerekiyor. Yani sonuç eğer bu hayalimizse bu yakalanabilir. Yakalanması için yolculukta yapılması gereken nedir sorusunun yanıtı da insana yatırım yapmaktan geçiyor. Şimdi bu böyle çok basit bir şey mi? Değil, yapılamaz bir şey mi? Bal gibi yapılabilir bir şey. Bunu yapmış birçok ülke var. Şimdi neden insana yatırım yapmak ve nasıl bir yatırım yapmak? Yine biraz tarihsel bir yolculuğa çıkacak olursak, sizin biraz önce söylediğiniz o küreselleşme ve hani Türkiye nasıl bir üretime gitmeli, gerçekten bir sosyal demokratik ve paylaşımın daha adil olduğu bir düzen mümkün olabilir mi diye. Tarihsel olarak baktığımızda, gelişmekte olan ülkelerin veyahut da az gelişmiş ülkelerin tarımla meşgul ülkeler olduğunu görüyoruz. Daha biraz daha gelişmiş ama hala gelişmekte olan ülkeleri sanayi, hatta sanayide montajla meşgul olduklarını görüyoruz. Biraz daha umut vaat eden yükselen piyasaların sanayide montajdan çıkmaya gayret gösteren 15 bin 20 bin dolar civarında gelir elde eden kişi başına ülkeler olduğunu görüyoruz. Ama daha zenginin, biraz önce hayalini kurduğum fertleri barındıran toplumların üretiminin ise bilgiden kaynaklı üretim olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'nin eğer hedefi bu daha iyi yaşam koşullarını yakalamak ise, bu daha iyi yaşam koşullarını mümkün kılacak olan düzenin bilgi toplumu ve bilgiye dayalı üretim yapan bir düzen olduğunda herhangi bir soru işareti yok. Şimdi bu yeni bir söylem değil, hiç bilmediğimiz bir şey de değil. Ama şunu anımsamakta fayda olan bir çerçeve olduğunu düşünüyorum ben. Bilgiye dayalı üretim yaptığımızda eğer bilgi sermayesini halka geniş şekilde yayabilirsek, o zaman sermayenin tabana yayılması, adil dağılım sorunsalını da bu modelle çözmemiz mümkün olacaktır. Ama burada çok önemli bir koşul koydum ben. Bu koşul o donanımın ve bilginin, yani yeni sermaye türünün herkese eşit fırsatlarla yayılmasını mümkün kılmamız gerekiyor. Aksi takdirde şu anda Amerika'da veya da Avrupa'nın bazı ülkelerinde gördüğümüz ve gözlemlediğimiz yine bilgiye dayalı üretim olan ama belli beceri ve vasıflara yönelik bir üretime iterken o vasıflara sahip olmayan ve bilgiye erişemeyeni de adaletsiz dağılım içerisinde yine de hapseden bir dağılım da bununla mümkün. Dolayısıyla sadece büyüme odaklı değil, eğer eşit bir dağılım, daha adil bir dağılım da hayal ediyorsak, ki nihai hedefimiz bu, o zaman sadece bilgiye dayalı üretim hedefini koymayarak, bunun üstüne bilginin de adil dağılımını sağlayarak bir büyüme modeli kurgulamamız gerektiği ortaya çıkmış oluyor. Şimdi bu çerçeveden bakınca, o zaman yol haritasında insana yatırım yaparken, eşit fırsatların ve kapsayıcılığın sadece ve sadece işte Ar-Ge'ye daha çok para harcarız, Ür-Ge'ye daha çok para harcarız, teknoloji yatırım yaparız söylemiyle aşılamayacağını, bunu yaparken aynı zamanda herkesin bunlara eşit şekilde erişimini sağlayacak bilgi donanımını da vermeyi öncelememiz gerekiyor. Uzun lafın kısası, esasında ekonomi politikaları artık dönüyor, dolaşıyor uzun vadede eğitim politikalarıyla üst üste oturmuş oluyor. Yani ben her ne kadar size teknoloji, Ar-Ge gibi bu çağın önemli altyapılarından bahsedecek olsam da en önemli sermaye ve birikim insanın o teknolojiye erişim, ulaşım, kullanım ve dolayısıyla onun üreticisi ve tüketicisi olmasını mümkün kılacak olan donanıma sahip olması gerektiği ortaya çıkıyor. Yani daha uzun vadeli hikayemiz esasında bir eğitim hikayesine dönüşüyor. Ama yine önemli olan eğitimde de herkesi kapsayan ve fırsatları eşit dağıtan bir eğitim modeli olması gerektiği, sadece içerikle değil, kapsayıcılıkla da farklı bir eğitim reformu gerektiği ortaya çıkmış oluyor. Biraz önce altyapı dedim. Hani biz
triplex, dubleks, 8 katlı, 7 katlı binalar, tüp geçitler, şu anda duyduğumuz altyapı projeleri hep bunlar. Oysa ki Türkiye'nin bu hayal ettiğimiz düzendeki altyapı ihtiyacı, bu teknolojik altyapı ihtiyacıyla beraber insan altyapısının da esasında arttırılması ve kuvvetlendirilmesi anlamına geliyor. Yani bizim ekonomi programımızda altyapıdan anladığımız, sadece malların bir noktadan başka bir noktaya taşınmasıyla ilgili gereken ve yine bir vazgeçilmez olan ulaşım altyapısı olmayacak. Bundan daha önemlisi bilginin ve insanın bir noktadan bir noktaya taşınmasını mümkün kılacak olan altyapıyı çılgınca ortaya koymak olacak. Nedir burada ihtiyaç duyulan şey? Geniş bantlı fiber optik ağların dağ başlarına kadar ulaşması, her okulun, her sınıfın içine girmesi öncelikli bir teknolojik altyapı ihtiyacı olacak. Bu her ne kadar teknolojik bir altyapı desem de 10 yıl sonranın Türkiye'si için vazgeçilmez bir altyapı ve dolayısıyla çağın altyapı ihtiyacını karşılamış olacak. Yani bizim şimdi yaptıklarımızdan vazgeçmeden altyapı yatırımları anlamında ama çağın altyapı ihtiyaçlarına uyum gösteren çok daha büyük mega projelere ihtiyacımız var. Ve CHP'nin ekonomi programının temelinde işte bu çerçeve yatıyor. Şimdi belki bu yolculuğun tabii daha detayına inmek gerekir. Çünkü bu nihayetinde çok daha uzun soluklu bir plan ve eylem silsilesi gerektiriyor. O zaman bugüne gelelim. Şimdi bugün devralacağımız bu korkunç tablo içerisinden ekonomik anlamda nasıl olacak da bu hayal ettiğimiz ve ana çerçevesini bildiğimiz yere ulaşacağız. Hani bugünden eğitime ve teknolojik altyapı ihtiyacına yatırım yapmaya başlamak doğru. Ama bunu bugünden yaptığımızda bir sene sonra Türkiye gözünü açtığında o yeni ekonomiye uyanabilecek mi? Hayır. Bu bir senelik bir süreç değil. İki senelik bir süreç değil. Ama sürecin kendi içerisinde de kazanımları esasında eşit şekilde yaymak mümkün. O zaman belki o öyküyü anlatmak ve paylaşmak doğru olur. Bugün başladığımız noktada Türkiye'de ilk değişmesi gereken şeyin bir ekonomik yönetim zihniyeti olduğu aşikar. Yani teknolojik altyapıdan önce esasında yönetim zihniyetimizin değişmesi gerekiyor. Yönetim zihniyetinin değişmesinde özellikle ekonomik tarafa tabii ki ben vurgu yapıyorum. Hani bütün yönetim şeklinin tartışılması mümkün. Nitekim tartışma oradan gidiyor ama ekonomik yönetimdeki sıkıntı nedir? Şimdi şu anda hiçbir ekonomik faaliyet gösteren birey veyahut da işletme gerçekten ekonomik kaygılarla karar vermiyor. Neden? Tepesinde vergiyi ekonomik bir araç olarak değil, kamuya gelir yaratan bir araç olarak değil, daha ziyade siyasi bir araç olarak kullanan bir ekonomik yönetim zihniyeti mevcut. O zaman bizim önce ekonomik yönetim zihniyetimizi faaliyette bulunan bütün vatandaşlara ekonomik olarak evinde üreten, çiftliğinde üreten, fabrikasında üreten veyahut da bu üretime emek gücü olarak katkıda bulunan kişilere bu kararları verirken gerçekten ekonomik ve rasyonel karar vermelerini mümkün kılacak yönetim düzenini sağlamamız gerekiyor. O zaman ilk yapmamız gereken verginin bir siyasi mekanizmadan tekrar ekonomik mekanizmaya dönüşmesini sağlamak için Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağımsızlığını kazandırmak olmalı. Bunu yaptığımız takdirde o zaman kamunun görevi sadece ve sadece kamunun sağlaması gereken sosyal hizmetleri sağlamak için gelir toplayan bir kuruma dönüşmesini sağlamak. Oysa ki Türkiye'de şu anda vergi veyahut da maliye politikası istenen zümrelerin öne geçmesi ve bir toplumsal tasarım amacıyla siyaseten kullanılıyor. Halbuki biz o vergiyi verdiğimizde bize bir hizmet geri dönmesi için veriyoruz ve bunun böyle kullanılmasının da garanti edilmesi gerekiyor. O zaman ikinci noktaya geliyoruz, hızlı yapılması gereken. Gelir idaresine bu bağımsızlığı verdikten sonra o kullanılan paranın da gerçekten vergisini vermiş olan ve bir hizmet bekleyene hizmet karşılığında dönüp dönmediğinin kontrol edilebilmesi gerekiyor. Şu anda meclise gelen Sayıştay raporları benim size buradaki aktarımımdan bile daha kısa. Herhangi bir bilgi paylaşılmıyor.
Demek ki ikinci yapılması gereken şey bu Sayıştay raporlarının işte 5018 sayılı kanunla hakkını verir raporlar olarak sunulmasını sağlamak, bir denetim mekanizmasının ihtiyacını Türkiye'ye anımsatmak. Bu zihniyet değişikliği nereden gelecek sorusu için bu tip değişikliklerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece bir topluluk olarak yeni bir bakış açısıyla geldik, farklı bir sonuç elde edeceğiz demek yetmiyor. İlk günden hangi sebeplerle bu işi farklı yapacağımızı da göstermemiz gerekiyor. İşte bu adımlar neyi farklı yapacağımızı göstermiş oluyor. Bütçenin 2016 bütçesi 2015 Kasım'da tartışılmaya başlanacak. Haziran'da devraldığımız iktidarla Kasım'a kadar yapmamız gereken ilk işler bunlar işte. Bir, gelir idaresine bağımsız izin vermek. İki, Sayıştay raporlarının hakkıyla gelmesini ve denetlemenin tekrar vergisini ödeyen bireyin eline geçmesi. Üç, kesin hesap komisyonunu, yani bunu genel başkanımız yıllardır söylüyor, yine bağımsız hale getirilip ana muhalefet partisi tarafından kontrol edilmesini sağlamak. Bütün bunlar bir yönetim zihniyetinde şunu ortaya çıkartıyor. Uzlaşmacı bir yaklaşımla ekonomik yönetim mümkün. OECD'nin 2015 raporuna bakıyordum, bu seneki büyüme raporuna. Şunu söylüyorlar, reformlarda bütün dünyada bir atalet var şu anda. Yani o kriz sonrasında herkes bir heyecan ve sıkışıklıkla bir dizi reform yaptı. Fakat 2-3 senedir, hani Türkiye'ye has süre biraz daha uzun, reformsuz süre. Ama dünyada da bir atalet mevcut. Reformların yapılabilmesi için belli koşulların sağlanması gerekiyor. Ve ilk ön koşul uzlaşmacı kültürün ortaya çıkması. Türkiye'nin şu anda sıkıştırılmış olduğu yer uzlaşmacı kültürün tam zıttı nokta. Biz artık birbirimizi dinlemiyoruz. Dinlemememiz üzerine de ısrarla bize anımsatılan bir düzen var. Yani ilk değişmesi gereken şey biz bu işi beraber yaparız. Bir ana muhalefet partisiyle beraber hesapların üzerinden geçilebilir, politika beraber oluşturulabilir ve bu uzun soluklu yolculuk için ilk adımlar ortak atılabilir mesajının ilk 100 gün içerisinde verilmesi gerekiyor. Bu yol haritasından sonra ne olacak derseniz, bu değişikliğin, ekonomik yönetim zihniyet değişikliğinin bir siyasi iklim değişikliğinin öncüsü olduğunu düşünüyoruz. Yani zaten bu uzlaşmacı yaklaşım Türkiye'de bir anda herkesin nefes almasına fırsat verecek. O nefesle ekonomik karar vermek de mümkün olacak. Şu anda hiçbirimiz, hani ben iktisatçıyım, profesyonel olarak ekonomik düşünüyor olmam gerekir, hiç böyle düşünemiyorum. Ben her sabah kalktığımda iki oğluma bakıp müthiş bir kalp çarpıntısı duyuyorum. Ciddi bir kaygım var çünkü Türkiye ile ilgili. Bu kaygının giderilebilmesi için de esasında hızlı değişmesi gereken şeyin siyasi iklim olduğunda çok net görüyorum. Ben azarlanmaktan bıktım. Hani Merkez Bankası Başkanı'nın bile azarlandığı ülkede senin azarlanman ne ki diyebilirsiniz. Ama ben bıktım. Şimdi bunun değişmesinin şunu yaratacağını düşünüyorum. Ben sabah kalktığımda eğer eyvah televizyonu açarsam birisi beni azarlar mı diye düşünmek yerine ya bugün yazacağım makale için, üreteceğim politika önerisi için ne yapabilirim diye düşünür hale gelirsem zaten Türkiye'nin potansiyeli var. Dünyanın istemeyeceği kadar büyük bir genç potansiyeli var Türkiye'nin. Kimsede olmayan dinamik bir toplum var. Yani biz bu topluma eğer o iklimi değiştirebilirsek zaten ilk aşamada rasyonel düşünce başlayacağı için geri kalanı çok daha hızlı gelecektir diye düşünüyoruz. Peki o zaman nasıl olacak? Siyasi iklimin yarattığı bu gerginlik ortadan kalktığı zaman yatırımcılar artık Türkiye'nin daha uzun vadeli yatırım yapılabilir bir ülke olduğunu anımsayacaklar. Böyle bir dönem geçirdi Türkiye. Yani her ne kadar son 12 yıl içerisinde hapsolduğumuz, sıkışmış hissettiğimiz bir Türkiye noktasına geldiysek de o süreç içerisinde belli ekonomik kazanımlar da yaşadı. 2007 yılına kadar Türkiye bir dizi ekonomik reform sonucunda ve kendisinin yaptığı reformlarla büyüdüğü, refah daha yüksek refah içerisinde yaşadığı bir dönemden geçti. 2007'deki ilk kırılma Türkiye'nin ilk defa tekrar ya da ilk defa demeyeyim ama AKP hükümetinin kendi eline verilmiş olan şimdi sen bir ekonomik program yaz dendiği dönemde ne yapacağını bilmediği için ekonomik program yazamadığı ama dünyanın da
kötü gitmesi sebebiyle sermayenin akmaya devam ettiği, bu yüzden de ödeneni yapma yükümlülüğü olmayan bir döneme girdi. 2007 yılı küresel krizi 2008-2009'da Türkiye için olabilecek en büyük şanssızlık. Çünkü 2008-2009 küresel krizi o dönemin hükümetine ödevini yapmama lüksü yaratmış oldu. Şimdi bunu niçin önemsiyorum? Şunun için önemsiyorum. Biz esasında reform yapıp bunun sonucunda ekonomik fayda gördüğümüz bir dönemde yaşadık. Ondan önce de yaşamıştık. Hani ben sadece yakın tarih diye 2000'lerin başına gidiyorum. Oradaki en önemli kazanım neydi? Kurumlarla ilgili yaptığımız düzenlemelerdi. Şimdi bir sürü negatif sonuçtan da bahsedebiliriz 2001-2002 ekonomi programında. Ama çok pozitif bir şey vardı ki o da bir, maliye politikasına bir disiplin getirmek, iki, para politikasını bağımsızlaştırmaktır. Ve Türkiye bunlarla birlikte ciddi bir makroekonomik kazanım yaşamıştı. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Geçmişin iyilerinden öğrenmek mümkün. Yine yol haritamızda siyasi iklimi değiştirdikten sonra ikinci yapmamız gereken şey, bu makroekonomik çerçeve içerisinde başarı sağladığımız Merkez Bankası bağımsızlığı, gerçekten mali disiplin. Yani ilk 100 gün içerisinde devralacağımız görev zararlarının ne olduğunu bilmiyoruz şu anda. Hani bir TOKİ dosyası açtığımızda nasıl bir mali disiplinsizlik göreceğimizi, kamu bankalarının gerçek hesaplarına girdiğimizde hangi kutuların oradan çıkacağını bilmiyoruz. Gerçek mali disiplin esasında onları şeffaf yapan mali disiplin olurdu. Ve yine Türkiye bu kurumsal kazanımları yaşadığı ve bununla zenginleştiği bir dönemi tekrar yaşayabilir. Onun için hızla yapmamız gereken bir diğer şey de kurumların güvenini tekrar itibarlarını onlara verecek bir yönetim başlatmak. Bununla ne olur? 2004-2005 yıllarıydı. Türkiye ilk defa doğrudan yabancı yatırımcının, yani uzun vadeli bakan ve bir ülkeye girdiğinde sadece faiz alıp çıkmak kaygısıyla değil, fabrika kurmak kaygısıyla geldiği bir ülke olmuştu. 2004-2005'te ne oldu? AB sürecinde adım atmıştı. Yani biz Avrupa Birliği ile olan münasebetimizde bir gelecek vadeden ve reformist bir çerçeve çizen Türkiye sayesinde doğrudan yabancı yatırımın coğrafyasına girmiştik. Biz o coğrafyadan çıktık. Artık yabancı yatırımcı da, yerli yatırımcı da Türkiye'ye baktığında Merkez Bankası'nın azarlanması sonucunda artan faizden faydalanacak bir ülke olarak görüyor. Fabrika kurup istihdam yaratacağı bir ülke olarak görmüyor. O zaman yine dönüyorum. Bizim kaygımız istihdam yaratmak, iyi iş yaratmak ve burada bir ekonomik canlılık yaratmaksa yine geçmişten iyi derslerimizi alabiliriz. Bu kurumsal çerçeve değiştiği ve tekrar AB yolculuğunda biz de ortak bir paydaş olduğumuzda zaten Türkiye'ye yerli yatırımcı da, yabancı yatırımcı da fabrika kurmak, istihdam yaratmak ve Türkiye'nin yarınına ortak paydaş olarak katkıda bulunmak için adım atacaktır. Şimdi bu olduğu takdirde biliyorsunuz 3 milyonun üzerinde işsiz var Türkiye'de. 2,5 milyonun üzerinde de esasında iş arayabilecek olan ama yani bu piyasada zaten iş bulamam ben diye umudunu kaybetmiş ve hani ben iş aramıyorum diyen insan var. Yani yaklaşık 6 milyon kişi var dışarıda. Bugün biz onlara bir imkan sunsak çalışabilirler. Şimdi bu en zor çözülecek kısım bu sorunun. Ama en acil çözülmesi gereken kısım da bu. Yatırımları biz sadece yatırım olacağı için istemiyoruz. Yatırımlar bir araç olduğu için yatırımlar üzerinden bir hikaye anlatmaya başladık. Yatırımlar olduğu takdirde o makineyi kullanan, o fabrikada çalışan, o teknolojiye erişen emek gücünün verimliliği artmaya başlayacak, artan verimlilikle ücretler artmaya başlayacak, artan ücretlerle çalışma isteği artacak. Şu anda Türkiye'de çalışma isteğinde de ciddi bir kırılma var. Zira sosyal yardımlarla ücretler arasındaki makas maalesef birbirine çok yakın. Çalışmamak esasında daha yüksek getirili bir faaliyet haline dönüşebiliyor. Bu anlattığım çerçeve içerisindeki değişiklikler çalışmayı da esasında değerli kılan bir şey olacak. Ama bu yeterli değil. Türkiye'de ciddi bir tekrar ücret politikası tartışmasına ihtiyaç olduğu ortada. Asgari ücretin düzeyi,
bununla birlikte onun üzerine gelen yüklerle işverene iş gücünün maliyeti gibi daha kısa dönemde tartıştığımız sorular ama uzun vadeli yolculuğunda çözülmesi gereken sorunları da mutlaka programın bir parçası. Ama yine his olarak bu programı ayrıştıran şey ne dersek devam edelim. İş gücüne bu istihdamı yaratacak yatırım geldikten sonra bizim sadece işsizlerimize iş bulduğumuz değil, umudunu kaybetmiş veyahut da piyasaya girmemiş olan ama hayatının bir noktasında da dokunmuş olan insanları kapsayarak bir ortam yaratmamız gerekiyor. Burada da özellikle kadınlar. Türkiye'de istatistiksel olarak baktığınızda kadınların %30'u iş gücüne katılmış gözüküyor. Ama kadınların yaşam döngüsü içerisinde baktığınız zaman bu oran %50'ye çıkıyor. Yani şunu söylüyor bize, kadınlar esasında iş gücüne giriyorlar. Ama yaşam döngüsü içerisinde üzerlerine aldıkları farklı sorumluluklarla bir eş, bir çocuk, yaşlı bakımı, hasta bakımı gibi sosyal sorumluluklar sebebiyle hayat döngüsü içerisinde iş gücü piyasasından çıkmak zorunda kalıyorlar. Kendileri istediği için değil ama bu sosyal sorumluluklarla dengeli yürütülebilecek bir istihdam piyasası Türkiye'de olmadığı için. Biz eğer iyi hayatlardan bahsediyorsak sadece insanları fabrikaya sokmak değil ama fabrikaya girdiği zaman sosyal hayatıyla dengeli bir hayat yürütmesini de sağlamayı kurgulamak yine istihdam politikalarının önceliklerinden biri olmak zorunda. İşte burada şimdiki zihniyetten çok ayrışıyoruz. Şimdiki zihniyet, kadın politikaları diye bir çerçeve koyduğu zaman kadınla erkek arasındaki ayrımı derinleştiren bir zihniyet. Oysa ki ebeveynlik dediğinizde, ebeveynlik ortak bir süreçtir. Evet, anneliğin farklı fizyolojik bir süreci olur ama beraber yapılan bir süreçtir bu. Ama süreç bittikten ve çocuk dünyaya geldikten sonra anne ve babanın görevlerini kanunen farklı tasarlarsanız zaten ayrımı kanunen yapmış olursunuz. O zaman Türkiye'de bu dengenin tekrar kurulabilmesi için ebeveyn haklarının eşit tanımlanması gerekiyor. Yine siz ne yapacaksınız ve zihniyet nasıl değişecek sorusunda işte bu noktalarda kadının iş gücüne katılımına izin verirken kadını erkekten ayıran unsurlarla değil, kadının üzerinden sosyal yükü alırken eşit paylaşılır hale getiren çerçevelerle bunu yapmak CHP programının temel unsurlarından bir tanesi. Kadınların en önemli öngellerinden bir tanesi sosyal bakım hizmetlerine erişim demiş oldu. Burada da yine geleceğine yatırım yapan Türkiye, sadece kadını iş gücüne katmak ve önündeki engelleri kaldırmak için değil ama doğan çocuğuna eşit fırsat yaratmak için de o sosyal bakım hizmetlerini vermek durumunda. Okul öncesi eğitimin bir insanın hayatındaki en önemli yatırım olduğunu bütün araştırmalar gösteriyor. Kreşe giden çocuklar için harcanan 1 Türk lirası 7 Türk lirası değerinde katma değer yaratıyor. Yani 1 lira veriyorsunuz o kreşi açmak ve işletmek için nihayetinde yarattığınız ekonomik değer 7 Türk lirası oluyor. Neden? Bir, o kreşi açtığınızda çocuk bakımı sebebiyle eve hapsolmuş olan ama çıkmak isteyen kadına bir fırsat yaratmış oluyorsunuz. O kreşte öğretmenlik yapabiliyor. O kreşte yemek yapabiliyor. O kreşte temizlik yapabiliyor. O kreşe giden serviste hizmet verebiliyor. İş imkanı yarattığınız için bir ekonomik değer yaratmanın ötesinde çocuğun en hızlı öğrendiği ve dolayısıyla ileride öğrenme ve demin söylediğim adaptasyon becerilerini geliştirdiği dönemde de çocuğa yatırım yapmış oluyorsunuz. Yani biz sadece ve sadece kadınları ucuz bir emek gücü, artık tıkanmış olan piyasada bir alternatif emek olarak gördüğümüz için değil, isteyen kadının ekonomik düzene girebilmesi için ve bunu yaparken de kadınların çocuklarına, erkeklerin çocuklarına yatırım yapmasına imkan veren bir düzen için kreşi önceliyoruz. Kreş yeterli değil, herkesin çocuğu yok ama bir yaşlı olabilir evde. Bunun için yaşlı bakım merkezlerinin açılması da en az kreş açılması kadar önemli. Yani bir yaşam döngüsü içerisinde sosyal hizmetlerin eşit dağıldığı, yine dönüyorum en başta söylediğim o kapsayıcı ve eşit fırsat yaratan ekonomik model de çok önemli.
Şimdi buradan üçüncü unsura geçmiş oluyoruz. Yani yatırım başladı, yatırımın başlaması için zihniyet değişmişti. Yatırım başlayınca istihdam ortaya çıktı. İstihdam için biz de bir takım teşvikler vermiş olduk. Ama bununla birlikte nihai hedefimiz eğer bilgiyi kullanan ve üreten bir toplumsa, şu andaki donanımlarımızla bunu yapmamız mümkün olmayacak. İşte ben iki çocuk annesiyim, beşinci sınıfa giden bir oğlum var. Onun ne öğrendiğini görüyorum ben orada. Nereden sınava gireceğini de biliyorum. Oğlumdan büyük umutlarım var ama oğluma sunulan imkanlarla ilgili aynı umudu beslemiyorum. Benim oğlum karikatür çizip karikatürünü korkudan saklayan bir çocuğa dönüştü Türkiye'de. Şimdi ben Can'ın becerilerini biliyorum. Can'ın en kuvvetli yanı benden çok farklı olarak kalemi çok güçlü. Ben yazı yazabilirim, o resim çizebiliyor. Ama resmi çizerken özgürce çizebilmesi gerekiyor. 11 yaşındaki bir çocuk eğer yaratıcılığını kağıda dökerken kaygı duyuyorsa, o zaman bizim biraz önce anlattığım fabrikalara, işte kadın iş gücüne katılımına falan hiç ihtiyacımız yok. Yani buraya geldikten sonra o zaman atmamız gereken adım o yaratıcılığı canlandıracak ve beceriyle bireyi donatacak olan eğitim reformunu getirmek. Herkesin yeni bir dil daha konuştuğu, herkesin teknolojiyi daha rahat kullandığı, herkesin finansal okuryazar olduğu. Yani bu tip herkesin ihtiyaç duyduğu becerilerin kazanılmış olduğu bir Türkiye ile ancak o hayal ettiğimiz noktaya gelebiliriz. O yüzden üçüncü ayağı da bu işin eğitim reformuyla becerilerin ve niteliklerin arttırılması ki biraz önce söylediğimiz sermayenin tabana yayıldığı, yani artık yeni sermayenin Türkiye'ye yatırım haline dönüştüğü bir düzene geçelim. Sadece fabrika kuran değil, aynı zamanda okul açan, okulla bilgiyi sermayeye dönüştüren dönüşüm burada çok kritik oluyor. İşte bütün bunların üzerine o zaman Ar-Ge'den bahsetmek mümkün, o zaman teknoloji yatırımından bahsetmek mümkün ve bütün bunlarla yeni Türkiye'yi, yeni demeyeyim, geleceğin Türkiye'sini kurmak mümkün olacak. Sadece karikatürlerimiz değil, sözcüklerimiz de çalındı. Bütün bu çalınmış olan şeyleri tekrar toplamamız gerekiyor. Ama bu hayal değil, yani çok gerçek olabilecek. Ve Türkiye'nin yapabileceği, çünkü Türkiye'nin tek kaynağı var, o da insanı. İnsanına yatırım yaptığı takdirde Türkiye'nin büyümemesi için hiçbir sebep yok. Türkiye hiçbir şey yapmadığı zaman %3 büyüyor zaten. Hani yani bizi boğduklarında ve içimize kapandığımızda %3 büyüyoruz. Kimse bizi boğmasa, rahat bıraksa, Türkiye o esnek, girişimci, dinamik, yani Türkiye'nin en büyük özelliği budur. Onu yapabileceği bir ortam yakalasa, her birey zaten Türkiye'de girişimci. Bunun olabileceği bir Türkiye mümkün diye düşünüyorum. Şimdi bu noktada bir küçük şey açayım. Hani hiç yine kötüyü konuşmayı istemiyorum ama hani soru olursa memnuniyetle konuşurum resmi çekmek adına. Ama bu hayal mümkün, hep birlikte yapabiliriz diye umuyorum. Burada kısa bir ara verelim Selin Hanım'ın dediği gibi. Şimdi ben geçen hafta Diyarbakır'daydım. İki kadını karşılaştıracağım ve bir dile dikkat çekeceğim. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak'la Madencilik Kongresi'ndeydi. İlk kez dikkatimi çekti. Diyarbakır'da şiddetsiz dil kullanılıyordu. Hatta bunu onlara söyledim. İlk kez Diyarbakır'da şiddetsiz bir dil, anaç bir kucaklama, farklılık ve erkek salonda ağırlıklı olarak erkek konuklar vardı. Emeğe saygı konusunda da uyarının geldiğini gördüm Gülten Hanım tarafından patronlara. Teşekkür ettiler bu uyarı için. Şimdi Selin Hanım'ı dinledim. Konuşmasında dikkatimi çeken, kutuplaşan, sert bir dille birbirinden nefret eden bir ülkede aslında ve siyaset dilinden farklı daha anaç ve kucaklayıcı bir dil gördüm. Yani her şeyin başı insan demesini çok önemsedim ben. O yüzden size teşekkür ediyorum. Buna dikkat çekmek istedim. Dolayısıyla Selin Hanım'ı dinledik. Programını 3 ana çerçeveye oturttu. Ben kendi adıma bu 3 çerçevede insan olmayı önemsiyorum. Hiçbir şey demeyeceğim ama bu salonda tabii ki soru sormak isteyen çok kişi olduğunu biliyorum. Selin Hanım'a soru sormak isteyen buyurun efendim.
kendinizi takdim ederseniz mutlu oluruz. Cumhuriyet Halk Partisi Fatih Meclis Üyesi Fazıl Ulusoylu, hoş geldiniz. Ben ekonomi politikalarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel yönetimlere bakışı biraz özellik parantez içerisinde, özellik kavram içerisindeki ekonomik denetimlerin nasıl yapılacağı. Biliyorsunuz belediyelerin çektiği borçlanma var, yani kontrol edilemeyen bir borçlanma. Belediye şirketleri sayısı her ilçe belediyesinin birden az olmak haliyle büyük şehirlerde 15'in 20'nin üzerinde şirketler var. Bunları belediye meclisleri hiçbir şekilde kontrol edemiyor. Ve bu konuda Sayıştay'ın da ciddi bir kontrol yapmadığını zaten siz biraz önce ifade ettiniz. Ben bu konuda sizin dolayısıyla partinin görüşünü paylaşmanızı rica ediyorum. Teşekkür ederim. Yerelleşme konusuna girmemiş oldum ama yerelleşme konusu esasında en önemli konulardan bir tanesi. Özellikle Türkiye'nin hani söylediğiniz o uzlaşmacı kültürün hayatımızın doğal bir parçasına dönüşmesi için de yerelleşmeyi tartışıyor, konuşuyor olmamız gerekiyor. Hani kapalı kapılar ardında yapılan müzakereler şu anda yerelleşmeye de etki edecek sonuçlar barındırıyor ama masanın etrafında bizler yokuz. Hani ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi yerel yönetimlere bakış ve denetim, yani yerel yönetimler zımnen esasında nihayetinde merkezi yönetimin, yani Türkiye gittikçe de merkezileşen bir yönetim süreci yaşıyor. Bunun yanlışlarını ekonomik olarak görüyoruz. Bir kere yerel yönetimlerin kaynak yaratmasına izin vermeyen bir düzen, yerel yönetimleri rant üzerinden kaynak yaratmaya iten bir düzen. Bunu değiştirmek gerekiyor. Yani onun için o 10 yıllık hayal içerisinde ya da daha kısa bir süre bu tabii ama mali yönetimlerin, o mali yerel yönetimlerin mali özerkliği kazanması bizi bu vahşi kapitalizme tıkmış olan rant kültüründen bizi uzaklaştırmak için bir araç da olacaktır. Ve mali özerkliğin esasında bir diğer önemli unsuru da yerel ihtiyaçların küresel ihtiyaçlarla her zaman örtüşmediğidir. Yani biz kalkınma ajansları kurduk mesela. Kalkınma ajansları, Kalkınma Bakanlığı'nın şubeleri gibi çalışıyor Türkiye'de. Halbuki Kalkınma Ajansı, Kalkınma Bakanlığı'na buradaki ihtiyaç şudur, sen bana bunu yap demeliyken, Kalkınma Bakanlığı ajansa o bölgenin neye ihtiyacı olduğunu Ankara'daki binadan söylüyor. Yani bu değişmesi gereken zihniyet içerisinde yerelleşmeye ve yerel yönetimlere bakışımız bu. Denetim açısından tabii bu kurguda denetimin o zaman farklılaşması gerekiyor. Sabah gittiğim başka bir toplantıda şöyle bir şey tartışılıyordu. İşte teşvikler bizim iktisatta, sanayi politikasında en önemli araçlardan bir tanesi teşviklerdir. Türkiye'de de teşvikler yine sadece ekonomik değil, siyasi olarak da kullanılır. Şu örneği verdiler bana, Amerika'da ve Avrupa'da bu teşvikler yerelden veriliyor çünkü yerelde mali denetim yapmak daha zor. Daha zor olduğu için o teşvikleri hani uluslararası anlaşmalara da uyumsuzluk göstermeyecek şekilde yerelden verebiliyorlar. Yani şunun için bu önemli, yerelde denetimin zorluğunu bilerek özerkliğinde, mali özerkliğinde belli sınırlar içinde tanımlanması gerektiğini de unutmadan yapmamız gerekiyor. Ama yerelleşme en önemli stratejilerden bir tanesi ve bunun için de Kalkınma Bakanlığı'nın tekrar bir planlama organizasyonuna dönüşmesi ama bunu yaparken kalkınma ajanslarının da yerele dönüşmesi için bir dizi kurumsal önerimiz de var. Buyurun efendim. Merhabalar, ismim Mithat Bülent Özmen. Senin Hanım, şöyle bir sorum olacak, çok spesifik olabilir. Belki makroekonomik politikaları biraz konuşuyoruz ama yine merak ettiğim için, biliyorsunuz dünyada özellikle Bangladeş'te bu mikroekonomi var, biliyorsunuz Grameen Bank diye bir şeyle başlayan, mikroekonomiyle başlayan ya da bir müesseseyle başlayan. Türkiye'de de sonradan bu devreye girdi. Acaba bu politikaların kadınların ekonomiye katkısı ve katılma açısından çok önemsediğim bir şey olduğu için benim şahsen bir bankacı olarak CHP'nin bu konuda bir politikası, bir düşüncesi var mıdır? Çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bir soru. Zira esasında demin söylediğim her alt başlığın bir alt başlığı da o iş için finansman ihtiyacını doğuruyor. KOBİ'ler için benzer şekilde.
teknolojik yatırım yapacaklar için benzer şekilde, kadının üretimi kendi istediği mekanda yapmasını sağlamak için benzer şekilde. Hani belki de soruya daha yine makrodan cevap vereyim ama bu özele de yanıt verecek şekilde. Farklı tür ekonomik faaliyetlerin farklı tür finansal kuruluşlar gerektirdiği bilinciyle hazırlandı program. Yani bir risk sermayesi gerekliliği teknolojik yatırımlar için şart. O zaman onu kuracağız. Veyahut da işte KOBİ'ler için Halk Bankası'nın gerçekten bir esnaf ve KOBİ Bankası gibi çalışması şart. O zaman onu çalıştıracağız. Kadınların bir kısmının evinden üretim yapmak veyahut da kooperatifleşerek beraber üretim yapması onlar için belki de bulunmaz bir fırsat. O zaman mikrofinansı mutlaka yapacağız. Yani finansal piyasa düzenlemesinde bu ayrı segmentlerin, piyasa segmentlerinin ihtiyaçlarını giderecek finansal kurumların kurulmasını ve derinleşmesini. Hani Türkiye'de bunların hemen hemen hepsinden örnekler mevcut ama piyasalar yeterince derin değil. Yine güvenle, güvenin tesis edildiği yerde bunların hızlı gelişebildiğini 2001'den 2007'ye gördük. Bunu yaparak ve mikrofinansı onun parçası yaparak büyümemiz gerekiyor. Çalıştığım bir alan olduğu için madem burada da bir CHP Genel Başkan Yardımcısı var. Türkiye'de iki grup mikro kredi üzerinde çalışıyor. Ben de çok uzun yıllardır kadın fakirliği ve Şeyda Talum. Çünkü sizi kovalayacağım sonra yani bilgi almak için onun için soruyorum. Ben zaten size kendi belediyelerinizi şikayet etmek için. Ne güzel, en sevdiğim diyorum. Türkiye'de iki büyük kuruluş var. Biri kadın MAYA'dır, kadın mikro kredisi. Evet. Kadın Emekli Yerlendirme ve Vakfı yapar. Diğeri Grameen Vakfı'nın Türkiye'de Aziz Hoca getirmiştir. Eski bir AKP Diyarbakır milletvekilidir kendisi. İnanılmaz bir çeşitli geliştirmiştir. Biz artık şöyle bir haldeyiz çalışan, ben gönüllü olarak bu işlerde yıllar çalışıyorum. CHP belediyelerinden uzak duralım. Mümkün olduğunca, ben çok samimi söylüyorum, eğer biz burada mikro kredi konuşuyorsak yıllar ve sahada başımıza gelenleri açık açık size de anlatayım. Böyle kazara bir iki arkadaşım benim, yani benim doğal olarak burada olduğuma göre CHP'de daha çok arkadaşım var. Beni arayıp gel şöyle bir şey yaptığında artık ilk şeyimiz aman CHP belediyelerine uzak duralım. Biz bu projeleri ne yazık ki AKP'li belediyelerle çok daha kolay, çok daha sürdürülebilir. Doğal olarak değildi, Diyarbakır'da yapıyoruz. Ama CHP'nin mikro kredi evet haklısınız, kadın fakirliği için çok önemli. Sürdürülebilir, yani sürdürülebilirken çok ciddi bir, ben ekonomist değilim ama çok ciddi bir kurumsal, bir değişiklik, kurumsal bir şey değildi. Nasıl derler, hani minicik bir damladır ve İkinci bir şey daha, çok fazla da zaman almadan, kadın mikro kredisinin ekonomik anlamdan daha öte bir anlamı var. Demokratik bir anlamı var. Kadını evinden dışarı çıkarıyor, kadının çalışmasını sağlıyor. Bu süreç içerisinde kadının bazı beceriler kazanmasını da sağlıyor, işte muhasebe falan gibi. Ama ne yazık ki CHP'nin sizi tanıdığıma sevindim ama belediyelerin bu konuda sicili çok kötü. Çok teşekkür ederim. Buyurun arkadaki hanımefendi. Kaydalan. Öncelikle teşekkür ediyorum. Avukat Türkiye Leyla Süremen, CHP Ümraniye'den. Biliyorsunuz şu an iç güvenlik adı altında aslında bize çok farklı bir yasa dayatılıyor ve bu yasa geçer geçmez hazırlanan bir ailenin ve nüfusun korunması kanunu diye. Aslında kadınların daha da köleleştirildiği, sınırlanacağı ve onun arkasında da çalışma yaşamı ile ilgili çok kötü düzenlemeleri gelecek bir kanun hazırlığını biliyoruz. CHP'nin bu konudaki hazırlıkları nelerdir? Bunu sizden öğrenmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Biraz önceki ya hani Şeyda Hanım'a da yanıt vermek adına değil de şeyi çok önemsediğim için söyleyeceğim. Ekonomi programının özünün zaten özgürlükler temelli olması şart. Yani Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu, demin o zihniyet değişikliği dediğim şey de buydu. Yani daha genç, daha katılımcı, daha kapsayıcı, dolayısıyla özgürleştiren ekonomi. Mikrofinans her ne kadar hani sizi bir Bill Gates yapmayacak olsa da o kişi için esasında onu Bill Gates yapacak donanım için çok büyük bir ön yatırım. Onu bilerek önemsediğimi söylemiştim. CHP ile ilgili olan yorumlarınızı yazdım. Takipçisi hani olmak durumundayız. Partinin iyiye gitmesi, Türkiye'nin iyiye gitmesi
gitmesi anlamına gelecek çünkü. İş güvenliğinin bizim partinin çok sahiplendiği bir konu olduğu, özellikle hani geçen sene daha da su yüzüne çıkmış olan, daha medya tarafından da fark edilmiş olan konularda hani önde CHP'nin varlığını biliyoruz. Burada da devam edecek. Biraz önce söylediğim o kadın programı, hani kadın ekonomi programının AKP'nin programından farklılaştığı yer tam da bu zaten. Yani işçi güvenliğinde de öyle. İşçi güvenliğinde de ya işçi güvenliğinin sağlanmasını özel sektöre delege ederiz, biz çıkarız yaklaşımı, bizim katıldığımız bir yaklaşım değil. Aynı şekilde kadına altın veririz, çocuk yapmayı daha kıymetli kılarız, bizim kabul edebileceğimiz bir yaklaşım değil. Biz kadına altın değil, kadının çocuğuna altın bilezik vermeyi önceleyen bir yaklaşımla kadın ve gençlik politikalarını üretiyoruz. Bunun için de yine söyledim, kadınla erkeği birbirinden daha çok ayrıştıran bu tip korunma programlarının esasında Türkiye'yi yüzyıllar geriye götürdüğünü görüyoruz. Yani kadına evinde çocuğuna daha uzun süre doğumdan sonra bakması için izin verilmesi yanlış değildir. Erkeğe de eşit şekilde verilmediği zaman yanlıştır. Çünkü eşit şekilde verilmediğinde işveren için kadın ve erkeği eşitsiz kılan bir yaklaşımı ilk günden siz o kadının önüne koymuş oluyorsunuz. Yani biz bu ailenin ve nüfusun korunması çalışmalarında yani özden zaten karşı olduğumuzu her yerde söylüyoruz. Ama alternatif paketimiz de hazır ve hani umuyoruz ki zaten iktidara geldiğimizde o programı uyguluyor olacağız. Çalışma düzenini de yine söyleyeyim. Ekonominin böyle kuru kuruya hani biz şimdi benim de yaptığım makroekonomik tartışmayla değil, ekonomi esasında ne? Daha iyi yaşamı mümkün kılacak araç. Yani bizim derdimiz daha çok üretmek değil, daha iyi yaşamak. O iyi yaşamı mümkün kılmak için bir sistem yaratılması ve o sistem içerisinde bizim yaşamlarımızın öldürülmemesi önceliği var. Yani çalışma düzeninde, şimdi ben mecliste çalışan arkadaşlarıma bakıyorum, bu ara daha yakın profesyonel ilişkide olduğum kişiler onlar olduğu için, yani bir ailesi olan herhangi bir bireyin sağlıklı bir şekilde bir hayat yürütmesi mümkün değil. Şimdi ben bunu şu anda gördüğüm profesyonel düzen bu olduğu için söylüyorum. Türkiye'nin her yerine yayılıp, işte çiftçilik yapan kuzenlerim var, doktorluk yapan akrabalarım var. Türkiye'de bu çalışma ve sosyal yaşam dengesi OECD'de zaten en kötü ama mutlak olarak da çözülmesi gereken sorunlardan bir tanesi. Bu nasıl çözülür? Vallahi zihniyet değişikliğinin gelmesi gerekiyor. Yani bu hükümet yapısıyla, AKP'nin yaklaşımıyla değişmesi mümkün değil. Çünkü orada tek kaygı var, büyümek. Büyümek için ne gerekiyor? Bizim daha çok çalışmamız gerekiyor. Evet, başka soru sormak isteyen? Ben biraz önce CHP'li belirleyen bir şey yapayım, cevap gibi bir şey vermek istiyorum. Burada çok özür diliyorum. Gelin bu sözü vermeyelim. Siz bunu Selin Hanım'la baş başa görüşün. Belediye sorunları. Çünkü burada iki sivil toplam... suçlama değil. Hayır, polemik. Efendim, buradaki dil polemik ve kutuplaşma dili değil. Biz erkek egemen ideolojinin bu ülkeye ve bu dünyaya neler getirdiğini çok iyi biliyoruz. Lütfen kusura bakmayın. CHP'yi kadın partisi erkek partisi olmaktan kurtarın. Dili de değiştirin. Ben size bunu söyleyeceğim. Konu ayrı konuşun lütfen. Ben şiddetsiz dili savunan, herkesi kucaklayan bu yeni dili seviyorum ve bu dile önem veriyorum. O yüzden ben de size soru soracağım. İki soru beni ilgilendiriyor ama ben size, genç bir insana söz vereceğim. Buyurun lütfen. Özgür Akat isimim. Öncelikle sunumunuz için çok teşekkür ederiz. Benim sormak için tabii dolaylı olarak size ilgileniyor ama ekonomi programındaki gelir dağılımındaki dengesizlik biraz da sendikal hareketsizlikten doğuyor. Şu anki sendikal hareketleri nasıl görüyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi programındaki yeri nedir? Ben de bu soruyu alırken, Türkiye neden ücret sendikacılığından kurtulamaz, oldum olası merak ederim. Ya da Türkiye şu asgari ücret adı verilen her sene yarışma programı gibi gazetecilerin yazdığı konuyu nasıl atlatamaz?
Bunu merak ediyorum. Buyurun. Şimdi tabii sendikal haklar vazgeçilmezdi bizim programlarımızın. Öte yandan yani biraz önce tarif ettiğim yeni üretim düzeninde eskisi gibi fabrikalarda binlerce kişinin çalıştığı değil, her bireyin esasında bir fabrika olduğu bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yani bütün dünya zaten bu sendikalaşmayı tartışacağı bir döneme girerken Türkiye'nin eski sendikalaşmadaki sorununa değil de yeni üretim düzeninde, sermayenin daha farklı dağıldığı bir düzende ne olmalıyı tartışmamız gerekiyor. Orada bir yanıtım, net bir yanıtım yok. Sadece şunu söyleyebilirim. Yani var olan düzen içerisinde sendikal haklar hemen ortaya konmalı ama ondan sonra da hızla bizim bir masa etrafına oturup hep beraber ya üretim değişecek, nasıl olacak da biz bireylerin korunmasını sağlayacağız diye tartışmamız gerekiyor. Hani neden kurtulamıyor sorusuna var olan yaklaşımdan yani kurtulacak her böyle büyük değişiklik esasında büyük krizlerle geliyor. Yani biraz önce söylediğim reformlar nasıl mümkün olabiliyor? Maalesef yumurta gerçekten kapıya dayandığında birden eyvah hakikaten bir hakka ihtiyacımız varmış diye düşünüyoruz ve yapmaya koyuluyoruz gibi gözüküyor ama galiba hani esasında tartışmamız gereken o yeni üretim düzeninde nasıl olacaksa her birimiz kendimizi koruyacağız. Ona bir soru sorabilir miyiz? Tabii buyurun. Mikrofon. Mikrofon. Mikrofonu hemen Aytaç. Aycan. Aycan Aytaç nerede? Biliyorum, biliyorum. Söyleyip geleceğim. CHP'li konuştum ama ben de Özcan Altunkaya, CHP Gazeteniz Kompaşa'dan. Ben şunu eklemek istiyorum. Galiba bu işçi tanımını biraz değiştirmek gerekmiyor mu? Biraz onun üzerine tartışsak iyi olacak. Çünkü sanki 1970'lerde kalmış bir işçi tanımı üzerine bahsediyoruz ve işçi hakları dediğimizde, sendikal hakları dediğimizde biz sadece ki madendeki işçileri, fabrikadaki çalışan işçileri anlıyoruz ama bugün işçi dediğimiz kesim çağrı merkezleri birçok fabrikadan çok daha büyük ve çok büyük sorunlarla karşı karşıya. Bugün maden ocakları, maden ocaklarında çalışan insanlar asla şey yapmıyor. Çok büyük değerlerimiz olarak nasıl oldu ama bunun üzerine bir şey geliştirmemiz gerekmiyor artık. Bunu sanmak istiyorum. %100. Önce iktidar olalım, ondan sonra kapsayıcı bir şekilde bunları tartışalım. Yani ben buna çok katılıyorum. Demin tarif ettiğim yeni ekonomik düzene eklemlenmiş ve orada önce olmuş Türkiye'nin bu tartışmada da önce olması gerekecek. Çünkü dünya da bunun yanıtını bilmiyor. ama esas mesele tam da bu. Şimdi arkada Mustafa Paçal, bir sendikacı ne söyleyecek? Şimdi ben şunu söyleyeceğim senin adıma. Bu ekonomik perspektiflerinde bilgi ekonomisi temelli bir strateji tercih ediyorlar. Bilgi toplumu hedefliyorlar. Şimdi bu onunla işsizlik çok önemli bir sorun, çok yakıcı bir sorun. Yani Türkiye yılda %1.2 doğum oranına sahip, aşağı yukarı yılda 800 bine yakın istihdam yaratması lazım. Bunun için de yılda %7'nin üzerinde sürdürülebilir bir büyüme yakalaması lazım. Şimdi ihracat içerisinde Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünleri %2 bile değil. İster istemez bilgi toplum, bilgi ekonomilerini hedeflemek demek yüksek teknoloji ürünlerin ihracat içerisinde daha büyük bir paya sahip olması anlamına gelecek. Fakat bu sefer de Türkiye'deki işsizliğin profiline baktığımız zaman bu yeni teknoloji ürünlerin üretiminde gerçekleştirilmesinde etkin bir işçi profilimiz yok. Yani bu aradaki şeyi çelişkiyi, yani bir taraftan istihdam yaratılması ihtiyacı var, bir taraftan yüksek teknoloji ürünler ihracatını arttırmak lazım, bir taraftan da bu istihdamı sağlamak için bu işçi profilinin niteliğini yükseltmekte neler düşünülüyor programda? Bu çok önemli. Sendikalarla ilgili bir sanatçı var, bir ona da bir ufak bir şey söyleyeyim. Yani Türkiye'de sendikaların tarihsel gelişimi bakımından kendi varlıklarının ya da sürdürülmesiyle ilgili çok bağımsız yapılar olamadıkları için bugün de kendilerine yeni bir yol bulmakta bu nedenle oldukça zorlanıyorlar. O bakımdan
sendikaların bir de bu tarafından kaynaklanan handikapları da görmek lazım. Teşekkür ederim. Yani bu söylediğiniz bağımsız kurum handikaplarını zaten hızla düzeltmezsek hiçbir açıdan Türkiye yaşanamayacak bir ülkeye dönüşecek. Yani biraz önce annemi andık, Türk Tabipler Birliği Başkanlığı yaptı yıllarca. Annemin başkanlığını yaptığı Türk Tabipler Birliği de ortada yok artık. Yani bütün yasalar bu tip sivil toplum kuruluşlarının ortadan kaldırılması üzerine kurgulanmışken hani bu mücadelenin esasında sendikaları suçlayıcı değil, daha ziyade onun yeşermesine izin vermeyen düzeni suçlayıcı olduğunu ben de anımsatmış olayım buradaki tartışmada. Şimdi biraz önce hizmet sektöründen kaynaklı, yani hani üretimdeki değişiklik, hizmet sektörünün ağırlığını ve dolayısıyla emeğin de tanımını değiştirmiş derken, sizin sorduğunuz soru da oraya geliyor. Yani biraz önce benim anlattığım ve sondan geriye getirmeye çalışma sebebim de oydu. Nihai hedef bundan 10 yıl sonra bizim o bilgiyi kullanan ve üreten bir topluma dönüşmüş olmamız. O 2 sene sonra bu olur mu? Olmaz. Ama o dönüşümün bugün başlaması gerekiyor. Çünkü her kaybettiğimiz bir yıl o işe bir yıl gecikmiş olmamız anlamına geliyor. Yani biz ya zaten çok uzun soluklu olacak diye vazgeçersek gelecek sene başladığımızda sadece bir sene daha geç ve treni iyice kaçırmış noktadan başlıyor olacağız. Ama şunu söylemekte fayda var. Eğer biz biraz önce çizdiğimiz büyük resimde hangi sektörler Türkiye'nin yarınını tanımlıyor diye bakarsak, bu sosyal bakım hizmetlerinin çok büyük bir sektör olduğunu anımsamamız gerekiyor. Yani sosyal bakım hizmetleri dediğinde kreş, yaşlı bakımı, hasta bakımı daha da kapsayıcı hale getirirseniz sağlık sektörünü de dahil ettiğiniz zaman, yani özellikle de hani demografik penceresi bir noktada kapanacak olan, hani altınlarla ikna olmazsa eğer kadınlar, kapanacak olan Türkiye için bu sektörün önemi zaman içerisinde gittikçe artacak. Bugünden biz kreşlere, yaşlı bakım evlerine, gündüzlü, yatılı fark etmez yatırım yapmaya başladığımızda bir simülasyon var elimizde. Orada şunu görüyoruz, şu anda ihtiyaç duyulan kreşleri açtığımız takdirde senede sırf kreş sebebiyle 300 bin istihdam yaratmış oluyoruz. Hani bu ek bir istihdam. Ve bu şimdi 300 bin olacak, gelecek sene artarak devam edecek. Bu sadece kreş projesinden ortaya çıkan net istihdam kazanımı. Yani yaşlı bakım hizmetini de aynı şekilde açtığınızda, insanları evinden çıkardığınızda çıkmalarına sebep olacak iş yerini de sunmuş oluyorsunuz. Yani yarının bilgi toplumu için bu tür sosyal bakım hizmetlerinin olması gerekiyor. Bu çünkü eğitimin ilk ayağını esasında resme dahil etmiş oluyor. Bir diğeri, yani biraz önce dedim ki akıllı şehirlerde yaşayacağız, sinyalizasyon olacak. Dün ben arabamla bir sokaktan geçiyordum, 4 tane 8-9 yaşlarında çocuk kaldırım olmadığı için arabalara sırtlarına dayamış yürüyorlar. Ben Ankara'nın en yaşanılabilir mahallelerinden birinde yaşıyorum. Ama çocukların yürüyebileceği kaldırım yok. Benim akıllı şehirden anladığım sadece sinyalizasyonu olan şehir değil, insanın yürüyebileceği kaldırımı da olan şehir. Şimdi bunlar olursa o zaman inşaat sektöründen vazgeçmiyoruz. Yani Türkiye bilgi toplumuna dönüşürken esasında her vasıftan iş gücü için de o işi daha iyi yapabileceği bir düzen yaratmış oluyor. Yani biz bu kaldırımlar yapılırken teknolojiyi de kaldırımın içerisine katarsak, her sene tekrar o kaldırımın yapılması gerekmez. Onun yerine yaygınlaşan kent stratejimiz içerisinde her yere yeni kaldırım yapma imkanı doğar. Onun için hani inşaat sektörü vazgeçilmezi, o devam etmek zorunda, onu akıllı hale getirecek yatırımları bugünden yapmak gerekiyor. Yarının teknolojik üretimine geçişte, bu kreş eğitimini söyledim, işte okullar söyledim ama bugünden hani istihdamdaki sıkışıklığı gidermek için bir takım teşvikler ve destekler verdiğimizde de mesleki eğitimi bu teşviklerin bir koşuluna dönüştürmek. Hani şu anda da mevcut olan bir UMEM projesi var biliyorsunuz, mesleki eğitim merkezleri. Ben hani UMEM'cilerle de konuşuyorum çünkü orada esasında işleyebilecek bir sistem var. İşlememesinin sebeplerini ortaya çıkartırsak bugün o dönüşümü başlatacak olan teknolojinin öğrenilmesi, bilginin hayat boyu öğrenilen bir şey olduğunun bir kültür olarak yerleşmesini bugünkü yara bantında mümkün kılabiliriz. Burada beni hep heyecanlandıran ve ya bu iş mümkün diye düşündüren Finlandiya örneği. Finlandiya küresel rekabet sonucunda Samsung'a karşı Nokia'sını kaybetti.
Ya koskoca bir üretim ağı kayboldu. Finlandiya kaybolmadı. Niye? Çünkü Nokia'da üretim sürecine dahil olmuş olan o gençler donanımlarıyla yeni düzene adapte oldular. Benim çocuklarımın oynadığı bütün oyunları onlar tasarlıyor. Önemli olan o bilgi toplumunda adaptasyonu hızlandıracak, yeni düzene ayak uydurmayı kolaylaştıracak, kaybolmuşluk hissini ortadan kaldıracak. Yani sosyal olarak bilginin kullanımını mümkün kılacak eğitim. Ona da bugünden başlarsak olacak. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederiz sunumunuz için. Çizdiğiniz uzun vadeli teorik tezler diyeyim. Çok önemli. İlk 100 gün için söylemiş olduğunuz daha çok devletin kurumsal yapılanması ile ilgili düzenlemeler de takdir edici. Ama şundan şunu bilmiyorum. Yani bu konuşmayı COBİ temsilcileri ya da daha üst düzey ihracat yapan firma temsilcilerinden konuşsaydınız onlar için çok iyidir. İyi niyet temelini sorabilirdi. Çünkü biz anlıyoruz sizi. Evet, teorik açılımlar önemli ama örneğin ihracatla ilgili, ihracata dayalı üretimle ilgili, COBİ'lerle ilgili ve en önemlisi de hizmet sektörüne yalnızca bir alanına değindiniz ama şeyi hatırlatmak isterim, turizm ve tarımla ilgili. Bunlar çok önemli çünkü siz aynı zamanda bir akademisyensiniz ama aynı zamanda bir siyasetçisiniz. Yani ben size buradan takmalı oy vermiş olabilirim ama yaşasın. Yani bunu takılabilirsiniz ama biz vermediler galiba, dağılamadılar. COBİ temsilcisini ya da ihracata dayalı iş yapanları ve küçük ve orta boy köylüleri ya da tarım sektörünün bu sunum ikna etmesini söylemek istiyorum. Evet, yani yani Hüseyin Bey, hani umut ediyorum ki oyu vereceksiniz ama doğru, yani bu sunumda COBİ'lere yönelik, tarıma yönelik bir şey söylemedim. Hani buraya geldiğim için söylemedim. Halbuki ben Hataylıyım ve ilk hani bu siyasete girmeye karar verdiğimde yaptığım şey, yani neye girdiğimi de tam bilmediğim ve annem de hayatta olmadığı için hemen Hatay'daki akrabalarımı aradım. Ya ben bir işe girişiyorum. Bir söylesenize sizin oradaki dertleriniz ne diye. Çoğu çiftçi. Ve hani ilk dinlediğim ve yani siyasetçi olarak karşılaştığım, ya bir dakika, hani esasında makroekonomik olarak konuştuğumuz şeylerin mikroda iz düşümleri farklı gruplar için çok farklı olabiliyor. Ya onu burada her segment için olan eylem planımızı açıklamam mümkün olmadığı için açıklamadım. Yoksa COBİ'lerin merkeze alınmadığı bir ekonomi programıyla bilmek mümkün değil. Yani biraz önce tarif etmeye çalıştığım şey de o yeni COBİ'lerdi zaten. Hani ne olacak? Şimdi biz Türkiye'de istihdamın %70'inden fazlasını COBİ'ler sağlıyor. Hani COBİ'lerin canlı tutulması ve COBİ'lerin dönüşmesi için, çünkü bir verimlilik artışına ihtiyacı var Türkiye'nin, uluslararası entegrasyona girebilmesi için bir eylem planımız var. Ben detaylarıyla paylaşabilirim. Tarım için de şunu bir ekleyeyim. Hem tarım hem turizm hepsini etkiliyor. Biraz önce söylediğim o teknolojik atılım esasında şunu yapıyor dünyada. Tarım, sanayi ve hizmetler arasındaki eski keskin çizgileri ortadan kaldırıyor. Yani tarım diye bahsettiğimiz şey, işte benim Süleyman amcam var, Arsuz'da üretim yapar. Portakal ağaçları var. Yani o portakalları ağaçtan toplamaya değmiyor. Çünkü topluyor, onlar Hatay'dan Rusya piyasasına gidemiyor, donuyor yolda. Halbuki biraz ileride İsrail'de aynı portakal üretiliyor, o hiç donmadan her yere gidiyor. Şimdi gıda güvenliğini tehlikeye atmadan teknolojiyi gıdanın ve dolayısıyla tarımın bir parçası yapmak mümkün. Bizim o benim demin tasvir etmeye çalıştığım teknolojik dönüşümde zaten sadece ve sadece pür teknoloji değil, o teknolojiyi çiftçiye, COBİ'nin muhasebesinin daha iyi işlemesine, bireysel üreticinin işte kızgın kuşlar oyununu Cumhurbaşkanı'nı kızdırmak pahasına Türkiye'de üretmesine, hani teknoloji deyince bütün üretim alanlarına girmiş oluyor. Tarım için de konvansiyonel tarımın
Türkiye'de tekrar canlanması için konvansiyonel araçlara da ihtiyaç olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani yine Süleyman amcama sorduğumda bana ilk söylediği şey mazot. Mazot çok pahalı, gübre feci pahalı, girdiler çok pahalı diyor. Yani teknolojiye gelene kadar önce yapmamız gereken iş konvansiyonel çözüm araçlarıyla elimizde olan mazotu ucuzlatmak, girdiye destek vermek. Tarımsal destek biliyorsunuz mali esasında bütçe kanununda %2'sinin tarıma ayrılması gerekliliği var, %1 ödeniyor. Yani Türkiye'de tarımın canlanması için konvansiyonel araç gereçler hazır. Onlar programın içerisinde var ama ötesinde de 10 yıl sonraki tarımı ve gıda güvenliğini sağlayacak bilgi birikiminin de oraya aktarılmaya başlanması da önemli diye düşünüyoruz. Ama teşekkür ederim. Buyurun Tamer Bey. Tamer Altınay. Benim adım geçen genel seçimde partinizin ekonomi alanındaki en önemli silahlarından biri şeydi, aile sigortası. Ama ne kadar buna ilişki bunda kamuoyundan karşılık alındı o çok tartışılır. Bu genel seçimde de aynı vaadi sürdürecek misiniz? Nasıl anlatmayı düşünüyorsunuz bu yeni kampanyada? Bu tabii ki de sosyal yardımlar meselesine de bir girizgah olabilir. Şimdi ben ilk bu işe başladım. Çok yakın arkadaşlarım var siyasetin içerisinde olan. Ben yine böyle konuşuyorum. Makro iktisatçı olduğum için makro bir takım şeyler anlatıyorum. Yürü dedi, seni kahveye götüreceğim dedi. Hani Ankara'da bir kahveye gittik. Ben hani ne olabilir yani gireriz sohbet ederiz diye düşünürken girdik. Önce bir futbol muhabbeti açıldı. Orada bayağı iyi eğitimliyim. Hani koyu fanatik bir Fenerliyle evliyim. Evde ekranlar yeşil, yeşil değilse çizgi film gösteriyor. Onun için o sohbeti yapabildim. Fakat üçüncü cümle geldi. Cebime giren paraya ne yapacaksınız? Şimdi benim ekonomiden anladığım şey nasıl üretiriz sorusuyken vatandaşın kaygısı haklı olarak. Ben yarını görebilecek miyim? Yani yarını görebilmem için, kendim ve ailem için harcayabileceğim parayı alabilecek miyim? Burada CHP'nin aile sigortası programının özünün, projesinin özünün esasında çok önemli olduğunu hatırlamak gerekiyor. Yani o öz neydi? Hak temelli bir sosyal yardım programı. Aile sigortasının en önemli unsuru o. Yani bu bir haktır esasında. Böyle sanki bir partinin lütfu veyahut da kırılabilir bir şey değil ama anayasal hak olarak bir sosyal devletin her yurttaşına vermesi gereken bir gelir tabanı vardır. Aile sigortası projesi de özünde budur. Farklı özellikle ailelere farklı düzeyde gelir getirebilir ama mesele şudur, eğer Türkiye'de doğmuşsan ve bir Türkiye'liysen doğumdan zaten senin hakkın belli düzeyde bir gelirin devlet tarafından sana verilmesidir. Ve bunun yapılış şeklinin de kimseyi rencide etmeden ve herkesi kapsayıcı şekilde olması önemlidir. Aile sigortası projesi bu yüzden hani revize edilerek günün koşullarına, ihtiyaçlarına, çünkü 4 senede yine değişen şeyler de oldu Türkiye'de. Uygun şekilde revize edilerek kampanyanın bir parçası olacak ve iktidar olduğumuzda da ilk uygulayacağımız programlardan biri olacak. Nasıl anlatacağız? Daha iyi anlatacağız. Mikrofonu oraya verin. Daha iyi hazırlanacağız. Buyurun hocam. Duydum hocam, not aldım. Hani bildiğim için daha iyi anlatacağız diye yırtmaya çalışmıştım ama... Buyurun efendim. Mehmet Ali Duran. Elektrik mühendisi olarak konuşuyorum. Bir özel, somut konuya değineceğim. Her ne kadar siz genel olarak konuşmanızı, sunumunuzu sosyal konular ağırlıklı olarak koydunuz ama ekonominin temeli üretim. Üretimin temeli ise enerji. Bugün Türkiye'de enerji tam bir halkın soyulması, sömürülmesi için kullanılmaktadır. Bu bir hatadır ve endüstriyel gelişmeyi engelleyici bir faktördür. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda ne yapacağı konusunu cidden merak ediyorum. Bir devletleştirme değil ama enerjinin kamu ağırlıklı olarak kontrol edilebileceği bir politika geliştirecek midir? Yoksa gene böyle başıboş halkın bir takım yandaşlarla sömürülmesine devam edecek
izin verecek miydi? Teşekkür ederim. Çok iyi. Evet, yani ben enerjiden bahsetmedim ama gerçekten hani her üretim için girdi olması sebebiyle, daha da ötesinde stratejik bir alan olması sebebiyle, yani hani Türkiye'de evet maalesef böyle tanımlanmış bir sektör. Bir kere yani hani sorunun yanıtı sorunun içerisindeydi diye umuyorum. Tabii ki yandaşa imkan yaratan bir düzende değil ama sosyal refahı önceleyen şekilde kamuya bir rol biçen bir enerji politikası CHP'nin bütün politika stratejisinin temelinde oturuyor. Şimdi yani Türkiye'de enerjiyi iki açıdan değerlendirmek gerekiyor. Bir tanesi zaten vergi ve maliye politikalarıyla enerjinin fiyatı ve halka dolayısıyla yansıyışı müthiş adaletsiz ve Türkiye'deki sosyal ve ekonomik adaletsizliği de pekiştiren bir unsur olarak duruyor. Oradaki vergi düzenlemelerinin yapılması yönünde çalışmalarımızı yaptık. Mutlaka kullanıcının, hani sanayide ve üretimde de kullanıcının yükünün azaltılması gerekiyor. Ama daha uzun vadeli plan içerisinde Türkiye'nin şu anda o sizin söylediğiniz kontrol edilmeyen, başıboş bırakılmış ve o yüzden de dışa bağımlılığı, hatta tek ülkeye endekslenmiş enerji politikasından Almanya'nın yapabilmiş olduğu gibi hem daha yenilenebilir enerjiyi merkeze taşıyan hem de buranın jeopolitik ve stratejik coğrafi konumunu, hani ilkokul birden itibaren bize okutulan konumunu bir faydaya dönüştüren bir geçiş olduğunu bilen müzakereler yapmamız gerekiyor. Yani enerji sorunsalı vergisi dışında sadece bir ekonomi politikası değil, esasında bir dış politika unsuru. Ekonomi politikası olarak baktığımız tarafında yenilenebilir enerjinin ağırlığının artması, var olan yatırımların sosyal refahı gözeterek tekrar gözden geçirilmesi ne önemsiyoruz. Ama bunun bir dış politika boyutu olduğunu da biliyoruz ve hani onun için ben o kısımlarına girmeden yanıt vermiş oluyorum. Ama vergi tarafında enerjiyi bir gelir toplama ve özelleştirmeler yoluyla tek seferlik zenginleşme aracı olarak tabii ki görmeyeceğimizi hani herhalde söylememe gerek yok diye umuyorum. Arkaya söz vereceğim ama ekonominin altın anahtarı enerji. Enerji de dış politikanın göbeğinde. Dolayısıyla yeni bir yüzyıla girdik. Yeni yüzyıl toprak, su, gıda ve enerji üzerinden paylaşım ve kaynak savaşının sürdüğü bir süreçteyiz. İlk 25 yılın 15 yılı gitti. Dolayısıyla Türkiye'nin bir enerji politikası yok. Enerji politikası yamalı bohça. CHP bu konuda kesin ve net. Nasıl bir enerji politikası izleyecek? Sizi dinledim. Ben şahsen bir gazeteci olarak pek anlayamadım. Şunun için bu soruyu soruyorum. Bir de tüketici ayağı açısından bakmamız lazım. Çünkü 300 tane yenilenebilir enerji santralini kullanılan yanlış kredi ve yanlış yatırımlar yüzünden ben kapanma aşamasına geldiğini biliyorum. Şimdi çok ciddi bir sorun bekliyor Türkiye'yi. CHP'nin bu politikasını gerçekten çok merak ettiğim için soruyorum. İkincisi çok basit tarımla ilgili. Vatandaşın baktığı basit veriler var. Mesela ben manava gidiyorum. Bir demet maydanoz 3 lira. Bir demet marul 5 lira olmuş. Et fiyatları bir ayda %20, 3 ayda %60 artmış. CHP neden bana çok ortodoks, çok soğuk makroekonomik politikayı anlatıyor da insanlara dokunan politikayı çok basit ve yalın bir dille anlatamıyor. Bunu merak ediyorum. Mesela Amerika'da Clinton'ı iktidara taşıyan biri birden hatırlayıverdi. O dilde ne diyordu? Aptal adam, ekonomide işler iyi değil gibi. Ya da Tony Blair'ın söylemleri yine aynı basit tondaydı. CHP niye bu kadar basit bir dille bana bir bağ marulun niye 6 lira olduğunu anlatamıyor? Basit aslında. Ya merak ediyorum, onun için de soruyorum. Yavaş yavaş geri çekildim. Vücut dilim soruya karşı hislerimi gösterdi galiba. Yok yok, hayır. Yani ben merak ettiğim için. Vatandaş onu bekliyor çünkü. Şimdi çok dürüst bir yanıt vereyim mi? Bu sordunuz, iki tane soru sordunuz. Bir tanesi enerji politikası, bir diğeri de... Çok özür dilerim. Aslında benim sorum da bununla alakalı. Tabii, buyurun lütfen. Tabii. Buyurun, buyurun. Yani size daha... Tabii. Teşekkür ederim. Şu tarafa eğileceğim. Evet.
Seyfettin Hoca benim sormamı cesaretlendirdi. Öğretim üyesiyim, sendikal alan ve insan kaynakları ile ilgileniyorum. Aslında bu tam da Melih Hanım'ın söylediği şey aslında bir organizasyon kapasitesi sorunu. Ben Selin Hanım'ın bu koyduğu çerçevenin bir organizasyon olarak partinin diline, günlük yaşantısına ve oradan topluma yansımasına dönük dinamiklerinin hazır olup olmadığını, bu konudaki değerlendirmenizi merak ediyorum. Çünkü sizin koyduğunuz enerji, yani siyaseten ya da ne bileyim, fiili siyaset içerisindeki yeniliğiniz çok pozitif olmakla beraber bunun bir parti içerisinde hayat bulma meselesinin ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bunun CHP içinde gerçekten daha da ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Dilin oturması, benimsenmesi, yeni bir dilin kabullenilmesi ve bunun yaşama geçmesi gibi bu kadar kısa zaman içerisinde nasıl olacak diye de ciddi bir tereddüt içerisindeyim. Bunu şununla somutlayabilirim, sizin söylediğinize örnek. Demin sendika tartışmasına da bağlantı. Örneğin bazı AKP belediyelerinde hiç üstlerine vazife değilken, şu anda tam adını veremeyeceğim ama eskinin emek bürosu gibi yapılar var. İnsanlar orada demin söylediğiniz gibi kahve halinde bir araya geliyorlar. Ne kahvedeler, ne işte okey masasındalar ya da ne diyelim beş çayındalar. Örgü altın günündeler ama bir bu tür evlerdeler. Yani sokaktaki evlerde. Bu ise aslında CHP'nin tarihinde olan bir emek bürosu gibi. Hani o bugüne yansısın gelsin diye söylemiyorum ama yeni bir şey üretmek kolay değil, onu hayata dökmek çok daha zor. Şimdi burada sizin düşüncelerinizin nasıl somutlaşacağı çok önemli. Bunu ilave etmiş oldum. Ahmet Selam oldu. Evet, teşekkür ederim Ahmet Bey. Tam da onun, yani hakikaten çok uyumlu bir soru oldu. Beni de mikrofona geri getirmiş oldu. Yani her ne kadar soruyu siz enerji ve tarım üzerinden sorduysanız da o sorunun bir iletişim sorusu olduğunu anladığım için, yani iletişim tarafından bir yanıt vereyim diye başlayacaktım. Şimdi sorulan bu soru da sadece iletişim sorusu değil. Ama hani benim biraz önce çizdiğim çerçevenin benim çerçevem mi olduğu yoksa kurumun çerçevesi mi olduğu sorusu. Zira bu da benim iletişimde esasında iki başarısızlık gösterdiğimi, karnemin zayıf olduğunu söylemiş oluyor. Bir tanesi ben demin çizdiğim çerçevenin basit olmuş olması hedefiyle anlatmıştım. Demek ki olmamış. Onu dinlemiş oldum ve not almış oldum. Ama maydanoz niye 3 lira? Ve ülke kötü yönetildiği için 3 lira. Yani esasında yanıt bu kadar basit. Ama o kötü yönetimin nerelerden düzeltileceğini söyleme yükümlülüğü de bizim diye düşünüyorum. Şimdi parti hazır mı? Siz partinin parçası mısınız? Bu gerçekten partinin söylemi mi? Evet. Yani aksi takdirde, yani hani demin söyledim ya, benim vücut dilim konuşur. Anlamışsınızdır onu. Kızarırım, elim, gözüm, kolum, bacağım. Ben dayanamazdım zaten. Aksi olsaydı. Hani onun için bir sinyal ve şey arıyorsak, ölçü metriği, hani Selin'in pes ettiği gün diye bir ölçü metriği koyabiliriz isterseniz. Şaka bir yana, yani sonuçta Eylül'de benim partiye entegre edilmiş olma şeklim ve sebebi. Esasında bu dil değişikliğinde ve dille birlikte içerikte farklı şeylerin öne çıkması ihtiyacı ve hevesiyle gerçekleşmiş bir şey. Ve yani genel başkanın vizyonu bu. Genel başkanın vizyonu bu olduğu için zaten ben bunları konuşabiliyorum ve partiyle paylaşabiliyorum ve parti içerisinde kabul görüp dışarıda da konuşabiliyorum. Şimdi parti hazır mı? Yani evet hazır. Ya bir heyecan var, bir istek var. Ama şunu da unutmayalım. Yani sonuçta müthiş bir devlet aygıtına karşı iş yapıyor şu anda parti. Hani ben bazen şöyle düşünüyorum. 10. Kalkınma Planı'nın hazırlığında bir iktisatçı olarak görev aldım ben. Tasarruflar Özel İktisat Komisyonu'nda raportördüm. Sırf tasarruflarla ilgili hazırlanan raporda, kalkınma planında yüzlerce kişi çalıştık biz. Şimdi bir CHP'nin yazdığı programda hani 50 kişilik bir ekip var benimle çalışan ama aynı şeyi bir devlet aygıtıyla aynı detayda hazırlık beklemek haksızlık olur. Onun için de gönül rahatlığıyla hazırız diyorum. Yani evet hazırız çünkü daha önce yaptığımız bildiğimiz bir şey.
kamu idaresi, bu işi yapmış olan bürokratlar mevcut parti içerisinde. Daha önemlisi o heyecan var, o istek var. Yani çünkü Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu değişimin bir iktidar değişiminden geldiği artık çok aşikar. Hazır mısın? Buyurun efendim. Muammer Keski efendim, ben de sunumunuzdan dolayı çok teşekkür ederim. Gerçekten ihtiyaç olan bir dil kullandınız. Ama ben de partinizin bir üyesiyim. O yüzden sizi bu dili kullanmaktan dolayı çok ihtiyaç duyduğumuz bir dildi. Ama ben Ahmet Bey'in sorusunun biraz daha bir başka aşamada sormak istiyorum. O da şu, bugün Türkiye'yi yöneten siyasi partilerin, ister muhalefet, ister iktidar partileri, daha önce de TÜSES ve Küreler ve Frederick Ebert'le yapmış olduğumuz Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce siyasi partilerin, parlamentodaki siyasi partilerin milletvekilleri katılmıştı, onlara da sormuştum ama yeterli bilgi, şeyi yanıt alamamıştım. Size bir kez daha sormak istiyorum. Bugün siyasi partilerin liderleri, benim partimin liderine dahil olmak üzere, Sayın Cumhurbaşkanımızın topluma enjekte ettiği, ötekileştiren bir dili kullanıyorlar. Salı günü toplantıları yine devam ediyor aynı dilde. Şimdi burada eğer sizin söylediğiniz, bugünkü anlattığınızı hem parti içerisinde etkinleştirmek hem de ülkeye yaygınlaştırmak açısından bu dilden sizin dilinize çevirmek kolay olacak mı? Sizin açınızdan pes etme umarım olmaz. Bizim beklentimiz pes etmemeniz. Etmem, merak etme. Evet. Ve sizin gibi arkadaşlarımızın sayısını artırma şansımız var mı? Teşekkür ederim. Yani öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yani çünkü kullandığın dille ilgili bu pozitif vurgu hakikaten beni heyecanlandırıyor. Yani o dili ben kullanmak amacıyla değil, gerçekten öyle hissettiğim ve düşündüğüm için kullanıyorum ve bunun istenen ve hepimizin ortak yapmaya heves ettiği bir şey olduğunu bilmek de Türkiye'ye dair heyecanlandıran şeylerden biri benim. Öte yandan hani benim iletişim dilim ve şeklim parti içerisinde sistemik hale yarın sabah gelir mi sorusuna yanıtım gelmez. Hani gel. Daha iyi siyasetçi olsam belki şunu söylerdim, evet hani yarın her şey daha güzel olacak. Ama yani yarın değilse de yarından bir iki gün sonra, bir ay sonra, iki ay sonra, ya aksi takdirde olmayacak. O dönüşüm sadece Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu dönüşüm değil. Şimdi ötekileşmiş dilin, yani hani bir savunması yok. Bir savunması olmamakla birlikte ben hani mecliste iki gün geçirdim geçenlerde bütçe tartışılırken. Hayatımdaki en sinirli iki günümdü. Çünkü sizi hiç görmeyen bir yönetim kadrosuna bir dert anlatmaya çalışıyorsunuz. Ya hani bu müthiş bir kavga esasında. O dilin ötekileştiren yaklaşımın, ötekileştiren dili doğurmasına engel olmamız gerekiyor. Yani şimdi sıkışmış olduğunuz yerin o olduğunu, o tespite katılıyorum ben. Ama o dönüşüm ihtiyacını da görmüş parti, bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani bizim destek vermemiz gereken şey, tam da partinin o dönüşüm heyecanını, evet, yani hani anlıyoruz yarın olmayacak ama ancak biz de destek verirsek olacak diye yapmak gerekiyor. Bu dilden daha çok konuşmak için partinin gençleşmesi gerekiyor. Partide kadınların artması gerekiyor. Onun için de erkeklerin kadınları seçmesi gerekiyor. Yani bu kadar çok ön seçim olacak müthiş bir şey. Benim hani çok kuvvetle desteklediğim bir şey partinin ön seçimle bu seçimlere giriyor olması. Ama bu ön seçimlerin gerçeği seçimlere taşıması için de gençlerin ve kadınların da ön seçimden çıkabileceği bir düzene ihtiyacımız var. O düzeni kurma yükümlülüğü hepimiz. Buyurun. Teşekkür ederim sunumunuz için. Kerem Yıldırım TÜSES.
Şimdi anladığım kadarıyla sisteme dokunmayacağız. Yani ben şöyle bir şey bekliyorum. Sosyalist sistemi kuracağız. Anladığım kadarıyla sistem devam edecek. Sosyalizm kurmayacağız. Onu söyleyebiliyorum. Bunu netleştik. Peki, geçmişte soğuk üretimle ilgilenmezdi, paylaşımla ilgilenirdi. Size bugün makro ekonomi düzeyinde nasıl kalkınmanın olacağını, insan temeli olacağını anlattınız. Güzel. Bilal'ın söylediği gibi bunları, bu anlattıklarınız beni keser. Efendim de ifade etti, şey bir ifade. Topluma niye anlatacağız? Nasıl anlatacağız? Örneğin, herkese sağlık hizmeti bedelsiz olacak. Çok genel geçer bir laf. Çok genel geçer bir laf. Somut olarak neyi söyleyeceğiz? Sağlık alanında mesela neyi söyleyeceğiz? Somut. Yani insana dokunan bir şey. Veya performans sistemi bugün sağlık çalışanlarla ilgilendiren, hizmet alanlarında ilgilendiren yok. Ne söyleyeceğiz? Yani şimdi bence oturup böyle daha özel ve spesifik olan şeyleri üretmek zorundayız. Bütün bunları üretemediğimiz sürece genel geçen şeyler kimseyi kesmiyor ve kesmeyecek ve bu seçimin sonuçları da böyle giderse geçmişteki seçim sonuçları gibi olacak diye düşünüyorum. Buna yönelik bir çalışma var mı? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? İlgilenmek mümkün mü? Önce hani ben şey olarak da eğildim hani sosyalizmi getirmeyeceğiz diye espriyle karışık. Hani tabii ki sosyalizmi getirmeyeceğiz ama ya bir düzen değişikliği ihtiyacı aşikar. Şimdi demin söylemeye çalıştığım tam da oydu. Yani düzeni değiştirirken sermayenin tabana yayılması kavramını yeni sermaye üzerinden tanımlayan bir dünyada yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Paylaşım için önce pastanın nasıl büyüyeceğini tartışmayı da önemsediğim için söyledim ama bu pastayı büyütüş şekli zaten paylaşımı daha adil kılacak bir düzen. Onun için şeyi çok önemsiyorum. Eğer biz sadece kadınları iş gücüne katalım, işte teknolojiyi daha çok üretelim kaygısıyla bu pastayı büyütürsek yine adil dağılım sorusuna yanıt vermiş olmayız. Herkesin o donanımı elde edip Nokia'lar dağıldığında her bireyin esasında yine üretici olabilmesini sağlarsak eğer, kendi başına bir şirkete dönüşmesini, işte o zaman adil dağılım için eğitimi bir araç olarak kullanmış oluruz. Yani bizim eğitimi ve bilgi toplumuna geçişteki o yeni sermaye tanımını adil dağılımı sağlayacak şekilde kullanmamız gerekiyor. Onun için eğitim herkese ücretsiz derken esasında arkadaki düşünce o. Şimdi şeye çok katılıyorum, özel ve spesifik politika önerilerinin konuşulması gerektiğine. Burada galiba tanımsal bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Yani ekonomi konuşalım deyince, ekonominin ana çerçevesi her şeyi kapsıyor. Hani bana 3 tane ekonomi politikası söyle dediğinizde, ben ancak ve ancak o bütünün bir arada işleyişi için gereken ön koşul ve çerçeveyi anlatabilirim. Ama dilerseniz bir toplantı yaparız mesela, deriz ki sağlık alanındaki reform ne olmalı? Çünkü tam da öyle çalıştık. COBİ'ler dendi. COBİ'ler için bir eylem planımız var. O eylem planını madde madde konuşabiliriz. Eğitim dedik. Eğitim için eylem planını madde madde konuşabiliriz. Ama bunların bütünü esasında ekonomi olduğu için ben burada ana çerçeveden gittim. Bu seçimde o detaylar mı sonucu değiştirecek? Doğrusunu isterseniz benim hissim, yani bunu bir Türkiye vatandaşı olarak söylüyorum, bir seçmen olarak söylüyorum. Seçmen detaya oy vermiyor, seçmen hisse oy veriyor. Yani evet ya bunlar gelirse, yani onlar detayı biliyorlar, yapacaklara oy veriyor. Bizim kendimizin sorunsalı şu, biz çok düşünen bir seçmen kitlesine sahibiz. Çok düşündüğü için de histen değil detaydan çıkacak diye düşünen, ben kendim de CHP'nin bir seçmeni olarak konuşuyorum şimdi. O hisse bakmamaya endeksleniyoruz. Yani hep bir böyle yarım akıl, ya aman yani detayda yok galiba diye veriyoruz. Şimdi dolayısıyla CHP'ye düşen görevin şu olduğunu düşünüyorum ben. Bir, detaylar hazır. İstenilen detayları paylaşacak platformlarda da paylaşırız. Ama bizim de ihtiyaç duyduğumuz destek, o detaya hakim olan kanaat önderlerinin dışarı çıkıp, ya tamam onlar detaya hakimler, yapabilirler mesajını taşıyıcı olmanız. Aksi takdirde ya evet yani işte detayı anlatmadılar. Üzerinden giden söylem yani bize zarar veriyor diye düşünüyorum. Bunu bir seçmen olarak söylüyorum. Ama
hani benim gönlümden geçen, evet bu farklı platformları yaratalım, KOBİ'lerle bir araya gelelim, hatta biz konuşalım o politikaları detaylandırmayı, mikrofinansın nasıl uygulanacağını, kadınlara bunun sürdürülebilir hale nasıl getirileceğini hep beraber konuşup detaylandırmak mümkün. Yani müthiş bir insan kapasitemiz var bizim esasında. Önce bizim inanmamız gerekiyor. Evet. Başka ben soru sormak isteyen? Ha, buyurun. Tam senin adın son söylediği yerden ele almak istiyorum. Gerçekten seçmen güvenmek istiyor. Güven duymadığı zaman, politikaya hazır diyemediği zaman vatandaş oyunu almak çok zor. Şimdi demokrasiyle ekonomi de aranın 200 gibi birbirinden ayrılmaz. İyi demokrasi olmayan bir ülkenin ekonomisinin gelişme imkanı da yok. Ben CHP'ye baktığım zaman demokrasi konusunda çok tutarlı olduğuna inanamıyorum. Yani hala anti-demokrat olanları öne çıkartmakta yarışan bir CHP görüyoruz. Yani adaylarına baktığımız zaman, ilişkilerine baktığımız zaman... Alınacağım mı abla? Vallahi yani ister alınır, ister alınmayın ama... Ya şaka yapıyorum canım. Ama, rahat hissettiğim yani için şaka yapıyorum. Türkiye'nin çok önemli bir sorun üzerine bugün bir gelişme var. İşte silahların bırakılması üzerine. Şimdi CHP'nin söylemine bakıyorum. İşte kapalı kapılar haritasında ne dönüyor, ne oluyor, bu demokrasi için gelişme olur mu, olmaz mı? Bunu biz yapacağız. Yani demokrasi tarafını, demokratik yanını biz dolduracağız. Falan sahip çıkıp demokratikleşmenin önüne geçmemiz lazım. Peşine takıp gitmek değil ki. Yani hemen kıvıracak bir yer aramaya başlıyor. Bu da bana güven vermiyor. Yani diğer politikaların hepsine hakim olsa, demokrasi konusunda güvenilir olmadıkça ben hiçbir şeye güvenemiyorum. Seçmen olarak söylüyorum. Bu konuda gerçekten duyarlı olmak lazım. %100 katılıyorum. Yani bütün bu anlattığım şeylerin olabilmesi için demokrasinin olması gerekiyor. Türkiye'de de yani o uzlaşmacı kültür ve dil dediğimiz şey için de ön koşul demokrasi. Ama orada da yani partiye şöyle bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Parti demokrasi için Türkiye'nin şu anda hızlı ihtiyaç duyduğu şeylerden birine mecliste temsiliyet. Yani o temsiliyet için barajın düşürülmesi gerekiyor. Önergeleri var. Yani buyurun yani kanun tasarısı vermişler. %7, %5, %3 siz seçin demişler. Ve AKP elinin kenarıyla itmiş. Şimdi demokratikleşmeyi arayan partiler hangileri diye baktığımızda, evet CHP %100 mükemmel örnek midir değil midir ayrı tartışalım memnuniyetle. Hani ben inandığım için CHP'nin bir parçasıyım bu demokratikleşme yolculuğunda önder gördüğüm için. Ama yani CHP'ye bu eleştiriyi yaparken de şeyi unutmayalım. Türkiye'de demokratikleşmenin önündeki en önemli sorun temsiliyet sorunu. Bu temsiliyet sorununun çözülebilmesi için esasında oy verdiğimiz insanların meclise gidebilmesi gerekiyor. Oraya gidebilmeleri için de %10 barajı gibi absürt bir şeyin ortadan kalkması gerekiyor. Bunu da teklif etmiş olan ve reddedilmiş olan parti CHP iken demokratik değil diye CHP'nin eleştiriliyor olmasının yine demin söylediğim CHP'yi süzgece dönüştürdüğü endişem var. Şimdi çözüm sürecine dair yani çözümün olmasını hani istemediğimizi düşünmek gibi bir şey olamaz. Ben hani Türkiye'nin bu gerginliklerinde büyümüş bir kadınım. Çocuklarımın Türkiye'nin topraklarının her yerinde arkadaş edinebilecek, güvende rahatça dolaşabildiği bir Türkiye hayal ediyorum. Ben Hataylıyım. Hani Hatay bütün bu zenginlikleri, farklılıkları birlikte yaşatabilen ve bunu yaşatırken de hani şimdi yaratılan kültürü mozaiğidir, yapay söylemi yapıştırılmamış bir doğallıkta yaşayan bir şehirdi Hatay. Yani ben orada büyürken biz bilmezdik, konuşmazdık. Farklı diller konuşulur, hani herkes birbirinden değişik aile yapılarında yaşar ama bunlar farklı gelmezdi bir de. Türkiye'nin de bunu kazanması için çözüm sürecinin olması gerektiği aşikar. Bizim söylediğimiz bu süreç, hani kapalı kapılar ardında derken ki eleştiri o. Yani meclise alalım, onun için bu bir ön koşulsa tamam peki çözüyoruz, onu da bilelim ne olduğunu. Ama mutlaka ve mutlaka mecliste temsiliyet olsun. Yani bu bana çok demokratik bir istek gibi geliyor.
Ama belli ki daha ikna etmemiz gerekiyor. Etmek için çalışacağız. CHP'nin işi zor. CHP kendi içindeki hizmi ve kavgayı bırakması lazım. Ben bir vatandaş olarak CHP'ye baktığımda tabii ki kadınlar, gençler CHP'ye gelmeli. Bunu bekliyoruz. Bu çok iyi bir şey ama siyaset ağlığı diye bir sistem var Türkiye'de. Yani millet koşuyor siyasete. 10 milyar maaş ve devlet olanakları için herkes koşuyor. Neden? Hangi 10 milyar? Hangi, hocam biliyorsunuz ama siyaset öyle ben bunu istiyorum diye yapılmaz ki. Teşkilatlardan gelinir, bir ideolojiden gelir. Türkiye bunları sorgulamalı. Bugün çözüm süreciyle ilgili çok önemli bir söz sarf edildi. Ben bu sabah çok önemsedim ilk 10 maddelik açıklamayı. Demokratik siyaset sözü Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir sözdür. Eğer halka bir parti kendini yanlatırsa %10'luk baraj bile büyük bir sorun olmayacaktır. Bunu meclise girip girmemesi tartışılan bir partinin genel başkanı söyleyebiliyor. Dolayısıyla CHP içinde büyük bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Yeter ki CHP aynen sizin gibi daha genç, dinamik ve farklılığı, özellikle farklılığı anlatabilecek yüzleri demokratik bir biçimde vitrine taşısın. Ve antidemokratik tipleri de geçmişle ilgili tipleri de biraz geriye çeksin. Gönül bunu ister. Ben bunları söylemek zorundayım ve hanımefendiye sözü bırakacağım. Kusura bakmayın. Yok, yani hiç benim üzüleceğim bir şey söylemediniz. Önce ben teşekkür ediyorum. Tanıdığınız için memnun oldum. Çünkü çok uzun süredir bu kadar güzel konuşan ve iyi şeyler söyleyen CHP'lilerle karşılaşmadım. Bunu herhalde... Çok benim için gayet iyi. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizin için söyledim zaten. Ben 20 yıl CHP'lerin çok yoğun olduğu bir iş yerinde çalıştım. Yani eğer anlatmaya kalkarsam herhalde bir 3 cilt falan roman yazarım bu konuda, anılarımdan dolayı. Şimdi ben CHP'ye baktığım zaman ne görüyorum? Gerçekten işte siz benim söyleyeceklerimizin çoğunu söylediniz. Bir iç kavga yürüyen ve bir türlü durulmayan, bir türlü yönünü, çizgisini, eksenini bulamayan bir parti görüyorum ve çok güvenilmez buluyorum. Öncelikle örneğin, yani böyle çok şey söyleyebilirim ama mesela eğitimle ilgili bir şey söylediniz. Şimdi CHP'liler bu 5 yıldır, 8 yıldır vesaire tartışmalar olurken, yani gerçekten benim böyle abim yaşında böyle 60'lı, 70'li, 80'li yaşlarda bir sürü erkek siyah önlük, beyaz yaka giydiler, iple silgi astılar ve yürüyüş yaptılar. 8 yılın karşılığı olarak bunu protesto etmek için. Ya bu kadar mı sığ yani? Neyi vaat ediyorsunuz? Siyah önlük, beyaz yakayı mı vaat ediyorsunuz? Ve bu 70'lik delikanlılar diyeyim yani böyle. Nasıl bir eylemdir? Yani nasıl bir algı yaratıyorsunuz? Hiç düşündünüz mü bunu? Ya korkunçtu benim açımdan. Evet, 8 yıl olsun falan. Yani şu salonda AKP ile ilgili söyleyeceğiniz her söze itiraz etmeyecek tüm salonu tanıyorum. Hiç kimse ne söylerseniz söyleyin itiraz etmez. Hatta daha fazlasını da söyleyecek insanlar. Ama bunun karşılığında CHP'nin yapmış ve yani yaptıkları yapacakları teminatıdır diye baktığım zaman ben gerçekten böyle her seferinde işte elim kırılsın deyip oy veren bir kitle varsa ben oradayım. İkincisi azınlık hakları. Şimdi CHP'nin azınlıklarla ilgili söylediği tek sözü azınlıklarla ilgili yasayı, azınlık vakıflarıyla ilgili yasayı iptal ettirmek oldu. Ya bu korkunç bir şeydi. Gerçekten. Yani yüzyıl başında CHP'yi oluşturan İttihat Terakki düşüncesinin yaptığı, yaşattığı acıların üstüne kurulmuş bir CHP var. Ve o CHP 21. yüzyılda geliyor ve o insanların, acı çeken, yok edilen insanların mallarının iadesine karşı çıkıyor. Yani siz eğer bu insanlar demokrat ve işte AKP'ye sempatiyle bakmayan insanlar oldukları için CHP'ye oy veriyorlar. Siz Kurtuluş, Şişli çevresinden, Beşiktaş'tan ya da Kadıköy'deki Ermeni mahallelerinden ya da Rumlardan, işte çok az kalmış Musevilerden oy alıyorsanız, yani alternatifleri olmadığı için ya da işte Şişli'de bir sarı göz sempatisi olduğu için oy alıyorsunuz. Yani şu anda ben Şişli'de yaşıyorum. O kadar değil. Bak özür dilerim, ben fikrimi söylüyorum, ben sizleri dinledim. Şişli'de yaşıyoruz, ha?
Ben de Şişli'de yaşıyorum, 19 senedir. Evet. Teşekkür ederim. Efendim, burayı CHP'nin kendi içindeki iç meselelerin tartışmasına döndürmeyelim. Ben tartışma üslubuna lütfen dikkat edelim. Birbirimizi kırmayalım. Güzel bir dil. Dolayısıyla Türkiye'nin... Peki ben kısa kesiyorum. Sadece CHP'ye ilgili vatandaş olarak bunları düşünüyorum. Ve CHP bölgesinde yaşayan biri olarak size iletmiş olayım. Biliyordum böyle bir tepki alacağımı. Teşekkür ederim. Kavga ederek değil. Mecliste gördüğümüz üslubu otel salonlarına çevirerek değil. Birbirimize saygı duyarak. Lütfen. Selin Hanım'a soru sormak isteyen Mustafa Bey. Genç arkadaşımıza önce sözü verelim. Sonra yavaş yavaş toparlayalım. İsmim Batur Selim. Ekonomi Pası çalışıyorum. Şu 2002'den beri AKP'nin Ünlü Yüksel Kemal Derviş programında bir çapa modeli vardı. IMF mi AB olmak üzere. Şu anda geldiğimde an itibariyle çapalar ortadan kalktı diye düşünüyorum. Yani ortadan kalktı bir yana konta çapalar konuşuyor. Çünkü IMF'ye para veriyoruz ve AB'ye de ders veriyoruz tarzında. Acaba sizin ekonomide işleyen konuda ne düşünüyorsunuz? Onu merak ediyorum. Yani bu ekonomi programı nedir? Teşekkürler. Çok teşekkürler. Bu yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır not aldım ben. Şunun için not aldım. Bir fırsat talep ediyorum. Yani yapılanların değişebilmesi için bir fırsat verilmesi gerekiyor. Ve özellikle demin de söylediğim gibi yani gençlerin ve kadınların dahil olduğu bir sistemde bu değişikliklerin itici gücünün de kanaat önderleri olması gerekiyor. Yani bizlerin de güce ihtiyacı var. Hani ben de bir talepte bulunmuş olayım sizlerden ama bu yorumların hepsi çok kıymetli. Çünkü belli ki partinin kendini daha iyi anlatması, daha sakin anlatması ve yine birbiriyle konuşabilen bir topluma dönüşmemizde ön ayak olması gerekiyor. Ben bunu şunun için önemsiyorum, bütün politikalar esasında birbiriyle konuşmalı diyorum ben. Yani Türkiye'de şu andaki yönetim zihniyetindeki problemle ekonomi özelinden söyleyeyim. Siz bir sektörde bir üreticisiniz, Ekonomi Bakanlığı'nın kapısını çalıyorsunuz, diyorsunuz ki ya bizim sektör çok darda. Vallahi bize bir teşvik verseniz yırtacağız. Ekonomi Bakanlığı da bakıyor, tamam size verdim teşviği diyor. Arkasından başka sektör geliyor. Yani bir bütünsel strateji olmadan politikalar ve insanlar birbiriyle konuşmadığı için Türkiye kaotik bir şekilde demin söylediğim o %3 büyümeyi yakalıyor. Neden? Çünkü yani işte insan var, girişimci var, bir dinamizm yaratıyor kendi kendine. O kaostan çıkabilse bir enerji stratejisi olsa ve ulusal olsa, bir milli eğitim stratejisi olsa, yani hepimizin sahiplenebileceği bir eğitim stratejisi olsa, bununla birlikte hepimizin sahipleneceği bir dış politika stratejisi olsa, ekonomiyle örtüşen, yani birbiriyle konuşan politikalar olsa biz de birbirimizle daha rahat konuşacağız. Bu hep birlikte daha iyi üretilecek diye de düşünüyorum. Şimdi maalesef Türkiye bu kendi içinde birbiriyle konuşmayı beceremediği için dışarıdan birinin ona çıpa olması gerektiren bir dönemler silsilesinden geçti. AB'ye bakışımızın asla ve asla o çıpa olmadığını vurgulamıştım başta. Esasında vurgulamaya çalıştığım oydu. Yani AB'yi aman abisi kurtar, sen bizim çerçevemiz ol diye değil, gerçekten evrensel değerlerde örtüştüğümüz ve yarının Türkiye'si, geleceğin Türkiye'si için o değerleri önemsediğimiz için AB sürecine dahil olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Yoksa Türkiye'nin bir çıpa olarak AB'ye ihtiyacı olmayacak şekilde iktidara geldiğimiz ilk gün AB fasıllarının hepsini açacağımızı genel başkan söylüyor. Yani oradaki mantık şu, bu fasılları açacağız çünkü biz o değerlerle hemfikiriz. Bunun müzakere sürecinin bir Türkiye'ye yol gösterici olması açısından değil, nihai hedef için zaten bizim yapacağımız adımları barındırdığı için önemsiyoruz. Tabii ki konuşulabilir. Ben sadece size ruhunu söylemeye çalışıyorum. Yani Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şeyle demin esprisini yapmıştım. Ben de hani Türkiye'de yetişmiş bir vatandaşım. Yani en çok duyduğumuz şey nedir? Jeopolitik konumumuzun önemi. Doğrudur. Ama içi boşaltılmıştır.
Onun içini doldurmanın yöntemi nedir? Arkadaşım, yüzümü batıya döneceğim. Oradaki evrensel değerlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Ama buraları da karıştırmaya araç olmayacağım. Çünkü buraları karıştırdığım takdirde evrensel değerlerin taşıyıcısı olmaktan da çıkıyorum. Ve sırtımı dayayacağıma sırtımı dönmüş oluyorum. Yani bizim hani çıpa ne olacak derseniz, yüzünü batıya dönmüş o evrensel değerler anlamında. Ama sırtını da doğuya dayayan bir ekonomik yapıya ihtiyacımız var. Şu anda tam tersi. Hani batıya küstük, doğuyu da eziyoruz. Evet. Başka soru sormak isteyen Mustafa Bey? Hemen alalım. Sonra da... Şimdi bir Selim Hanım'ın sunumunda bakıldığında aslında uzun vadede bir perspektif. Bilgi temelli ekonomi, insana yatırım perspektifleri. Yani daha acil, daha kısa vadeli programlar bakımından, örneğin özelleştirmelerle ilgili hiçbir şey bilmedik. Yani ne düşünüyor CHP? Örneğin kamu bankalarını özelleştirmek. Özelleştirmeyeceğiz. İçin bizi bu piyasa ekonomisi konusunda ne tür bir farklı seçeneği anlatacak. Vergi politikaları duymadık. Yani nasıl bir vergi politikası perspektifine sahipler. Halkın bir değerlendirmeleriyle AK Parti değerlendirmeleri arası çok fark yok CHP'nin. Tayyip Erdoğan da şey diyor. Avrupa Birliği diyor, almasa Ankara kriterleri yapar, yolunda devam edelim diyor. Yok, o kendi kriterlerini yapacak. Şimdi öyle anlıyorum ya da, siz yani daha açarsınız belki, düzeltirsiniz. Çünkü burada şöyle bir konu var. Avrupa Birliği üyeliğinin eşit üyeliği ya da farklı üyeliği konsepti yok. Tam üyelik için bir konsept var, bir çerçeve var. Bunu yerine getirirsiniz veya da getirmezsiniz diye bir seçenek var. Fakat değerler bakımından bahsedilen konu Kopenhag siyasi bir yerdeyse işte Maastricht anlaşması ise ekonomide o zaman ister istemez bu kulübün bu şartlarını yerine getirebilmek için. Şimdi şöyle olduğu zaman bu anlaşılmıyor. Biz Avrupa Birliği'ne tam üye olmak istiyoruz. Fakat şöyle dendiği zaman anlaşılmıyor. Biz eşit üye olmak istiyoruz. Şimdi Avrupa ben pardon, süreçte, müzakere sürecinde demek istemiştim. Öyle anladım. Yani evet, şöyle onu ben yanlış ifade ettim. Evet, yani şöyle bir şey söylemek lazım. Avrupa Birliği müktesebatının zaten ölçüleri belli. Doğru. Fasıllar belli, 35 ayrı fasıllar. Doğru. Bunların niye açılıp açılmadığı ile ilgili karşılıklı sorumluluklar var. Bunlarla ilgili sorunlar da var tabii ki. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi eğer modern bir Türkiye ve demokratik bir Türkiye perspektifinden bakıyorsa bundan daha iyi bir tercih edilebilecek ölçü yok dünyada. Yani onun yerine icat edilecek yeni bir ölçü yok. O zaman bu ölçülere tam biz Türkiye'nin uyumu için sorumluluklarımızı layıkıyla yerine getireceğiz. Bunu yaparken de Avrupa Birliği'nden de bize karşı sorumluluklarını tam olarak yerine getirmesini isteyeceğiz diye bir şey derseniz tamam. Bu daha anlaşılabilir, yerine oturur olan bir şey olur. O bakımdan bu Avrupa Birliği konusunda ricamız, bu içericikli ifadeler, çünkü nihayetinde Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri Ankara Anlaşması'na kadar giden arkasında bir tarihi bagaj var. Sonuç olarak bu Avrupa Birliği meselesiyle ilgili siyaset kurumları, partilerin, yani en azından CHP'nin diyelim bir karar vermesi lazım. Yani bu iş ne olacak, nereye doğru gidecek? O böyle bir şeyi netleştirirseniz hem Avrupa rahatlar hem de biz de rahatlar. Ya kendimi çok kötü ifade etmişim. AB tam üyeliğini hedefliyoruz'u net söylediğini zannetmiştim. Şeyi yanlış ifade ettim. Ne yapacağız bu işi yani? Yani nereye götürdün yani? Artık tavanı da alıp alalım. Hazır, yani tabii ki işte. Yani yarın uyandığınızda AB üyeliği olmayacak. Ama AB üyeliği hedefinin Türkiye'nin hedefi haline gelmesi yükümlülüğü sonuçta siyasi iradenin de yükümlülüğü. Onu demeye çalışıyorum. Yani o sahiplenmenin ortaya çıkabilmesi için dilimizde de tekrar bunun dönüyor olması gerekiyor. Dönmüyor. Yani biz AB falan konuşmuyoruz. İstediğimizde AB'yi azarlıyor Türkiye. Vazgeçtiğinde sevdiğini itiraf ediyor. Halbuki CHP'nin programı, yani siz benden 10 kat daha iyi ifade ettiniz. Tam da onu demek istemiştim. Yani eşit derken de sadece biz
sürece dahil olmaya gayret gösteren bir ülke konumunda değil, bizi de dahil etmek isteyen bir süreç olduğunu da hissetmek istiyoruz demek istedim. Ama tabii ki kuralları belli olan bir süreç bu. Zaten kıymetli yanlarından bir tanesi esasında hani o çıpa değeri veren kurallarının net olması. Demin de söylemeye çalıştığım şey yani o kuralları sadece o yedik hedefiyle değil, o kuralların kendisinin ve sürecin bir kıymeti olduğu düşüncesiyle sahiplenmeliyiz. Yani umuyorum açıktır. Özelleştirmeler demin enerji tarafında söylemeye çalıştım. Hani parti programında da var zaten. Toplumsal refah öncelenerek yapılacak. Şu andaki yaklaşımda gelir yaratıcı bir unsur olarak kullanılıyor. Bizim için gelir kaynağı değil, hakikaten toplumsal refah için özelleştirme yapılırsa yapılır. Ama kamu bankalarının özelleştirilmeyeceğine dair çok açık sözümüz var. Bilakis özelleştirmeyip gerçekten kamu bankası gibi çalışmalarını da kamuya hizmet eden iktidara değil de önemsiyoruz. Vergi politikaları tarafında genel prensibi konuşmak mümkün tabii. Genel prensip hani Türkiye'de hepimiz tükettiğimiz için vergi veriyoruz. Hani bizler maaşlı çalışanlar maaşlı çalıştığı için veriyoruz. Öyle değilse vermemek doğru olan bir düzendeyiz. Önce o doğrunun değişmesi gerekiyor. Yani ciddi bir vergi reformu ihtiyacı olduğu. Bizim de prensip olarak tasarımımızda bir dolaysız vergilere daha büyük pay sahibi olması yönünde adım atılması ve dolaysız vergide de daha adil dağılımı sağlayacak bir vergilendirme stratejisini de önemsediğimizi söylemeliyim. Yani şu andaki yapı esasında adaletsiz dağılımın temelinde yatan şey vergi politikamız zaten. Efendim, buyurun. Halil Demirci. Az önce Avrupa Birliği konuşulmuşken şunu sormak istedim ben de Avrupa Birliği bağlamında. Şimdi ben de kenarıma Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olması gerektiğini düşünenlerdenim. Avrupa Birliği'ne ilk adım Cumhuriyet Halk Partisi atmıştı. Umarım Cumhuriyet Halk Partisi gene Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik imzasına, anlaşmasına imza atar. Böyle bir şey diliyorum. Şimdi yalnız Avrupa Birliği süreci öyle görünüyor ki yani oldukça orası zaman alacak bir süreç. Bu arada bir yerde bizim gümrük anlaşmamız var. 89 yılından bu yana işleyen. Bazı iktisatçılar bu anlaşmanın Türkiye'nin aleyhine olduğu, hatta bugünkü yaşanan krizde bu anlaşmanın payı olduğu iddiasında. Yani cari açık, düşük kur ve tasarruf oranı düşük olmasında bunun payı olduğu söyleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak tabii bugüne yarına hemen iktidara geldiği takdirde hemen ertesi gün Avrupa Birliği'ne üye olamayacağımıza göre gümrük birliği ile ilgili revize edilecek noktalar var mıdır? Bu konuda atılması gereken adımlar var mıdır? Cumhuriyet Halk Partisi ne düşünüyor? Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Atif Bey. Evet yani dileğinize katılmamak mümkün değil. Şimdi gümrük birliği ile ilgili esasında benim teknisyen yanım pozitif bakıyor gümrük birliğine. Yani Türkiye'de üretimde hani biz katma değeri düşük ürünlere takıldık diyoruz ama yani var olan orta teknolojili ürünlere sıçramamızda gümrük birliğinin pozitif etkisi de olduğunu biliyoruz. Onun için yani hani krizin temeli gümrük birliği kısmında yani benim teknik yanım hemfikir değil. Ama gümrük birliğinin revize edilmesi ihtiyacı aşikar. Şunun için aşikar. Bir kere imzalandığı tarihten itibaren hem Avrupa'da hem Türkiye'de üretimin şekli değişti. Sektörlerin ruhu değişti. Bizim o müzakereyi özellikle tarım tarafında çok dikkatli yapmamız gerekiyor. Ve hani biraz önce eşit dedim şeyde hatta üstün çıkmamız gerekiyor. Çünkü biz 10 adım geriden geliyoruz. Yani onlar zaten teşvik verdikleri bir tarım sektörüyle bizimkinin mücadele etmesini mümkün kılacak bir anlaşma için masaya oturmak gerekiyor. Ama hani gümrük birliğinin detayları için bir mutlaka burada bir önce bizim Türkiye için de tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Hani benim teknik görüşlerim var. Ama bu transatlantik
anlaşma içinde masada oturma gayretimizi ülke olarak sürdürmemiz gerekiyor. Yani sonuçta biz üçüncü bir parti olarak zarar göreceğimiz aşikar. Ama aynı AB süreci gibi yine teknik olarak baktığımızda bu müzakereye paydaş olma gayreti içerisinde Türkiye'nin atacağı reform adımları TTIP'in dışında kalsa dahi Türkiye'nin ekonomik olarak kazanması mümkün kılıyor. Bunun için bir simülasyon yapmıştık biz bir arkadaşımla. Yani hani mesela orada yatırımlar kısmı çok önemlidir. Doğrudan yabancı yatırımları Türkiye'ye çekmek için yapacağımız adımlar, doğru yatırımı çekmek için. Bizim TTIP'te masada olmamamızdan elde edeceğimiz kaybı fersah fersah giderebiliyor. Ama o masada kalarak esasında o doğrudan yabancı yatırımcıyı da buraya ikna etmek mümkün. Hani bunu bir strateji olarak da gütmenin önemli olduğunu da düşünüyoruz. Hani AB yolculuğunda TTIP ile Gümrük Birliği'nin paralel gitmesi gerektiği, birbirinin ikamesi olmadığı, hani kendileriyle görüştüğümüzde de sık sık söylediğimiz nihai hedef tam üyelik. Ama o sırada ekonomik etki yaratan bu unsurların da parçası olması gerekiyor Türkiye. Efendim başka soru var mı bilmiyorum, çok kısa. Türkiye'nin orta gelir tuzağına girdiğini bir makro ekonomici olarak ne diyorsunuz? Türkiye orta gelir tuzağından nasıl çıkabilir? Bir böyle parantez içinde kısaca alabilir miyiz? Gülümsüyorum çünkü orta gelir tuzağı denen kavram önce biz iktisatçıların kendi aralarında kesin bir olgu gibi konuştuğu. Arkasından hükümetin işte fırsat, bir tuzak varmış ve düşürüyormuş, demek ki biz yapmamışız diye sahiplendiği. Şimdi iktisatçıların dönüp ya bir dakika gerçekten böyle bir kavram var mı, biz emin değiliz dedikleri bir kavram. Onun için de ya böyle içine düşünmesi kaçınılamaz tuzak diye bir şey yok. Yine kötü yönetim ve yönetimsizlik sebebiyle Türkiye'nin gelirinin artışında bir yavaşlama oldu. Hatta dolar bazında baktığımızda yavaşlama değil, durgunluk oldu. Türkiye'nin esas sorununun ben orta gelirsizlik tuzağı olduğunu düşünüyorum. Yani bir tuzak varsa bu servet ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin pekişerek bu büyümenin yaşanmış olması Türkiye'nin daha büyük sorunsalı ve esas ihtiyaç duyduğu şey. Bu yüzden sosyal politikalar artık ekonomi politikalarının vazgeçilmesi, bu yüzden vergi reformu sadece kaynak yaratma değil, ekonomideki dağılımı düzenleyici bir araç olarak tartışılıyor. Yani Türkiye bir tuzakta değil, tek tuzak bence iktidar tuzağı. Oradan kurtulursak orta gelir tuzağı denen şeyden çıkarız. Peki hocam, Seyfettin hocama bakıyorum. Yapısal hocam. Sorunumuz işsizlik. Tabii ki dinledik işsizlikle ilgili önerileri. Tatmin oldunuz mu hocam? Hocam lütfen doğru cevap. Evet. hayır bekledin yani. Şeyler söylerim istiyorsan işsizlik. Evet, işsizlik evet, daha, yapısal sorunlar. Daha zor bir sorun da evet. Ben çok genel olarak bir kere şunu söyleyeyim. Bu strateji senin bugün bize sunduğu işte bir sosyal demokrat partinin ekonomi seçime giderken ekonomi programı nasıl olmalı, nasıl yaklaşmalı konusunda doğru bir strateji, sunum stratejisi benimsemiş. Onu bir kere doğru bulduğumu ve beğendiğimi söyleyeyim. Ayrıntılara girmeyelim, anlattı. Fakat şu genel ilkeyi ya da genel stratejiyi hatırlatmak istiyorum ve bazı onunla birlikte uyarılar da yapmak istiyorum. Şimdi Sosyal Demokrat Parti'nin ekonomi programı çok basit bir şekilde tabii şuna indirgenebilir. Pasta var, pastayı hem düzenli nasıl büyüteceğini anlatmalı, hem de o pastayı nasıl daha adil dağıtacağını anlatmalı. Şimdi üretim konusunda epey durdu. İşte bilgi ekonomisinden söz edildi, insan sermayesinden söz edildi, dolayısıyla eğitimden söz edildi falan. Tabii doğrudan yabancı sermayeden söz edildi. Yani bir dizi hakikaten düzenli bir büyüme, nispeten yeterli ve düzenli bir büyümeye nasıl CHP'nin ulaşmayı düşündüğüne dair bir şeyler söylendi. Bunlar doğru şeyler. Tabii daha takviye etmek lazım, politikaları somutlaştırmak lazım vesaire. Öbür kısım
tam söz edildi ama çok da fazla orada prensipler konmadı. Biraz sonra soru cevap bölümünde ve özellikle biraz önce en son Selin Hanım'ın söyledikleri vergiyle ilgili bu yönde doğru. Şunu bir kere sizlere hatırlatmak istiyorum. Gelir eşitsizliğini azaltmak, daha adil hale getirmek konusunda Türkiye'de çok doğru bir zeminde tartışmıyoruz. Çünkü yeterli bilgimiz de yok. Şimdi şu bir kere çok açıklıkla ortaya çıkmış durumda. Yıllardan beri iktisatçılar bunu iyi biliyorlar. Bir piyasa dağılımı vardır. Bu mevcut işte modern şeylerde, ülkelerde, modern ekonomilerde. Piyasa dağılımı aşağı yukarı her yerde çok yüksektir. Somutlaştırmak için Gini endeksi çok popüler, çok kullanılan bir endekste. Başka birçok gelir eşitsizliğini ölçen şey de var, endeks de var ama Gini kat sayısı aşağı yukarı 0.5 civarındadır. Bütün ülkelerde. Çünkü bunu ölçebiliyorlar. Biz bunu ölçmeyi bilmiyoruz. Bilmediğimiz için tam söyleyemeyeceğim rakamı ama tahmin iyi kötü yapabiliyoruz. Bizde de böyle. Zaten neden istisna oldu? Yani kapitalist bir piyasa ekonomisi aşağı yukarı bu 0.5 civarında cümle endeksi de çok yüksek eşitsizliğe karşılık gelir. Sonra bakıyorsunuz nihai cümle endeksleri kaç? Kuzey ülkeleri, Fransa, Almanya 0.23'e kadar düşürüyorlar 0.5'ler o civardan. İşte Fransa, Almanya 0.5, 0.26 neredeyse yarı yarıya düşürüyorlar. Biz ise ancak 4-5 puan düşürebiliyoruz. Bazı ülkeler 9-10 puan daha düşürebiliyor, yarı yarıya düşürebiliyor. Peki fark nereden kaynaklanıyor, neden bu kadar başarısız diye baktığınız zaman yeniden dağıtımın bizde çok büyük eksiklik olduğu gözüküyor. Onlar nasıl beceriyorlar? Yeniden dağıtımla beceriyorlar. Yani üretilen şeyi, geliri çok daha büyük bir bölümünü vergi olarak toplamayı başarıyorlar. Sonra da o topladıkları vergileri daha başarılı bir şekilde yeniden dağıtıyorlar. Bütün hikaye bundan ibaret. Şimdi dolayısıyla bir sosyal demokrat partinin bir taraftan üretim konusunda bizleri ikna ettikten sonra yeniden daha adil dağıtacağım iddiası için bu redistribüsyon yeniden dağıtım yani dolayısıyla bu nasıl olacak? Ya vergileri arttıracaksın artan kısmını yani vergi gelirini arttıracaksın vergileri derken düzeltelim. Vergi gelirini arttıracaksın, o arttırdığın kısmı daha iyi dağıtacaksın. Ya da hem bunu yapacaksın, belki çok yeterli olmayacak, harcamalarda da belki değişiklikler yapacaksın. Şimdi buna dair hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikna edici bir program sunması lazım. Bu çok önemli. Ve bunu belki de rakamlandır, belki değil yani bir de rakamlandırırsa çok daha iyi olur. Yani bu yaklaşımı gösterip, kardeşim bunu Türk sadece AKP ile de ilgili bir değil. Evet, bu Türkiye bunu 70 senedir beceremiyor. Osmanlı'dan beri beceremiyor. Çünkü vergi toplamayı bilmiyor. Dünyanın kaçağı var vesaire. Dolayısıyla bir sosyal demokrat parti bunu nasıl yapacağını şeyi bozmadan, çünkü burada tehlikeler de var. Yeniden dağıtım derken aşırı popülizm yapabiliriz. Ondan sonra vergi politik vergileri arttıracağım diye üretimi kısıtlayabilirsin. Vesaire çok çok burada tuzaklarla dolu. Yani burada çok ustaca davranıp ve gerçekçi bir şekilde popülizme düşmeden nasıl bu yeniden dağıtımı daha etkili yapacağını CHP anlatmalı halk anlayacağı bir dilden. Çok teşekkür ediyoruz. Selin Hanım'ı dinledik. Kadın sesi her zaman iyidir. Ben size teşekkür ediyorum. Bir de arabalarını çocuklarından daha az seven bir toplum olma ümidini taşıyorum. Çünkü akıllı şehirler dediniz, kaldırımlar dediniz. Biz biliyorsunuz çocuklarımızı arabalarımızdan daha az seviyoruz. O yüzden kaldırım yapmayı öğrenemedik. Dolayısıyla bu hafta sonu 2 saat Selin Hanım bize vakit ayırdı. Biz bu organizasyonu yapan herkese ve size özellikle teşekkür ediyoruz. Ve insan sermayesi sözünü her koşulda, her platformda ben bireysel olarak daha çok duymayı temenni ederim. Sağ olun efendim. Sizler de sağ olun. Ben
teşekkür ediyorum. Özel Hanım'dan sonra konuşmak bir erkek kulağı çok zor. Sefettin Hocam beğendiyse Evet, ben de bugün ekonomik dışında farklı sorular aldık. Teşekkür ediyorum. Hem Beli Hanım hem de siz Türkiye'de siyaset yapma tarzı konusunda bize çok güzel şeyler söylediniz. Üniversite başımızdan hepimizin açısından yön yönetici yaklaşımlar, söylemler oldu. Çok teşekkürler. Bir üzücü haberim var. Türkiye'de edebiyat kültürü sayın teşekkür ediyoruz. Bu ses, fes ve kaynaklı. Başka bir toplantı yapmak Yaşar abi gitti. Allah Allah, şunu kapatmaya ya. Yaşıyor. Ya nasıl kapatmıyor, kapanıyor bu ya? Ya halen kaydediyor. Kaydediyor işte. Telefonu. Şuna bastım ya. Çantam burada. Ben kuvvete gidiyorum çok. Bozulmuş mu?